Böyle oluyor mu? Yayın açtın mı? Şu an açtım evet. Ama daha yani tam yayın açtım. <laughs> Abi bir tık uzaklaşırsan eğer mikrofondan olacak gibi. Doğru pozisyon buymuş. <laughs> Dur, yeni açtık yayını, İnsanlar yeni geliyorlar. Diu diu diu. Diu diu diu. Ana. Tamam. Bu bölümü bütün bu yaşanan hadiseleri bilmeden izleyecek olanlar da var tabi. Ama tamam. bizim kanalımızda bir serinin 27. bölümüne kadar gelmişlerse o videonun başlangıç sırasında veya yayının bir teknik problem olmasına şaşırmazlar. Daha sonradan izleyen arkadaşlar için son 45 dakikada çok ciddi mücadeleler verdik. Kanal kapanma noktasına geldi. Dilan ağlıyor hala içeride. <laughs> Ondan sonra bedel ödedik. Bedel ödendi ve buradayız. Evet arkadaşlar şimdi hiçbir şey olmamış gibi oyunumuzu oynayacağız. <laughs> Gerçekten ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ah, ölmedi. Bizi yani. Azerbaycan'dan izleyen izleyicilerimiz var abi. Sanmak ister misin böyle? <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Selamlar. Ay balam. Tabii ki ee, 45 dakika olmamış gibi yapalım toplama kısalı şöyle e, bir e, mevcut eleştirileri hızlıca alalım Yani ben iyi olduğunu artık anlamış durumdayım ama çünkü dinledim yani Ama bokumuzda boncuk arıyoruz Tabii tabii Oradan bir kapat çıksın şey desin mesela Fatih insafı yüksek falan desin Fatih daha eğlenceliydi <laughs> de hakaret etti adam bize ya <laughs> Ama para atmış o yüzden haklı Para attı hakaret edebiliriz Yayının önceki yayının son noktasından Fatih'in sesini biraz e, düşürdüm sadece. E, onun dışında zaten bir problem kalmamıştı. Philips klavyeleri. Cızırtı duyan artık nasıl bir operlerden dinliyor bizi? Ya çok iyi ya çok kötü. Yayını beğenin. <laughs> Umut bugün biraz ağlayacak mı bana Anakron kalitesine. Belki sponsorluk gelir. Philips <laughs> klavyeler. Ee... Mouse da birlikte. Ee, Apple. yani Apple herhalde bize sponsor olmaz diye düşünüyorum ama. <laughs> Ece ajandaları. Orada <laughs> Ece ajandaları bayağı iyidir ha. Ece ajandası gerçekten iyi. Her sene alın ya. Yani. Neler oluyor? Çızırtı yok. Sesler çok iyi. Ne olur oyun dendi Lapoli'den. 22 lira attı. Kaan dedi ki teşekkürler dedi. 110 lira dedi. Fatih dedi <laughs> işte sonunda mikrofondan uzakla. <laughs> <laughs> tamam Kaan gidiyorum. 110 santim geri gitti. <gülüyor> 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 Abi falan düşürcün oynayamış Allah razı olsun. Çok döndürme. <laughs> <laughs> Artık acı çekiyorum. <laughs> Oynayacağız oynayacağız yaklaştırmayacağız. E evet. Işte, muhabbet yani güldük helal. Bir şey söyleyeceğim. Ben burada ilk darlamayı gerçekleştirmek istiyorum Şems'i. Oynaya başlamadan önce. Şems bir Ramazan sahur soğusu yapmadan mı bitecek? Yarın gece. Yarın gece yapıyorsun. Düşündüm, Söz müdür? Düşündüm. Sözdür yarın Söz gece. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Biliyorsun ben de o serinin derinden evet. bir takipçisiyim. Evet. Hayatımda sadece sahur soğusu için sahurda <laughs> ayakta kaldım. <laughs> Ve... Bir tamam. şey söyleyeceğim. Ee, bu seneki konsept ne? Ee, yani bir Souls Challenge'ı bakacağım tabii doğal olarak. Ee, ama ne olur bilmiyorum. Ne olur bilmiyorum. Muhtemelen... Geçen sene bitmiş miydi? Bitmemişti. Sevinmişim. Belki oradan devam edebiliriz. Sonuçta işkenceli kısım bitmişti. <laughs> yani tabii. O şey Smaug falan kesilmişti değil tabii mi? Tabii orayı kesmiştik büyük bedelleri diyerek. O zaman olmaz. <laughs> Hatırlarsın abi çıplak şempanze Smaug'un Ornstein'e karşı serisini. Aynen <laughs> ee, Bakalım ee, Her öldüğünde Zemzem suyu şat ee, Bir sahur sos ben de istiyordum zaten ee, Yarın olur Biliyorsunuz Sahur sos gece ya. açılıyor Zaten arkadaşlar yani yaklaşık böyle 12-1 arası açıp Yardırıyoruz Sahur boyu <laughs> sos keyfi Sonrası işkence <laughs> Sonrası işkence evet Neyse o halde abi sebep yani buluşma sebebimize <laughs> artık e, muhabbet. Lazım. Şimdi arkadaşlar zaten aranızda herhalde çok abonemiz olmayan insan yoktur ama e, güncelde olmayıp e, gelenler için söyleyelim. Tekrar üzerinden zaman geçti bir yayın açtık kapattık falan teknik sıkıntı Bu akşam normalde yeni dünya oynayacaktık fakat iki oyuncumuz e, bugün öğleden sonra çıkan böyle bayağı ani çıkan. E, gerek reddedemeyecekleri iş görüşmeleri olsun, gerek biraz tatsız e, hayatın zorlukları sebebiyle diyelim, e, gelemediler. Bu sebeple biz de hızlıca dedik ki boş geçmeyelim, zincirsiz oynayalım. Hatta e, neredeyse bir ek sonu gibi bir yerde de olduğumuz için e, dedik ki herkese açık oynayalım. E, belki ortadan birisi bakar, bir karakter hoşuna gider, bir sahne görür, bir şey yapar, seri izlemeye karar verir. Bu hem bizi destekleyen insanlar için geçer. Hem de destekleyip hala seriye girmemiş insanlar var. Onlar da belki motivasyon kaynağı olur. Ee, böyle bir durumdayız. Zincirsiz oynuyoruz. Ya da e, tutuklanma simulator. Diğer deyimiyle. Bayağıdır Bakalım bugün bizi kim zapt edecek? Bayağıdır tutuklanmıyorsun. Hiç öyle söyleme. Bayağıdır tutuklan. Ama bir yerde mahsur kalmaksa geçen seçimde bir yerde mahsurdum. Yani... Şöyle ama kardeşim sen de işte devamlı her şeye burnunu sokarsan. Ama yani oyunun başından beri kaçıncı seçim bu kanka? 27. 27 seçim iddia ediyorum. 24'ünde falan bir yerde mahsurdum. İlk başta Arkon'da mahsurdum. Sonra <laughs> sonra bir çeteciler kaçırdım, mahsur oldum. Zincirsiz. Okların elinde mahsur oldum. Yani zincirsiz. Ama Şems orada edebiyat zincirli. Zincirli. Oyun... <laughs> Tamamlık olmaz. <biraz> <laughs> <laughs> Karakterime yatırım yapıp düdük alacağım, imdat düdüğü. <gülüyor> <gülüyor> kaçırmaya... çocuklara veriyorlar ya, biri beni kaçırmaya çalışıyor, düdük çalıyor. Fatih <laughs> devamlı, yani canatın devamlı kaldırımların kenarından, en kenarından yürüyor ki <gülüyor> kaçırılmasın. <gülüyor> Bir saniye. Evet. Rol 20 açılmıyordu, onu çözmeye çalışıyorum. <laughs> Abi eyvah ya. Yok ya o çözülür. Bu, bu arada arkadaşlar normalde bu seride bir süredir sürpriz sürpriz. sürpriz Bir oyuncumuz daha var. Birkaç buluruz. Gelişi de çok şey kattı hikaye <laughs> Ondan sonra ama kendisi bugün o da yok ya. Bugün biz kimse çok yalnız bırakıldık arkadaşlar. Bugün bugün anladık ki Ama kimse... biz yolun başında da yalnızdık evet. böyle. Bugün anladık ya. ki kimseden başkamız yok. Yok pardon, kendimizden sigara <laughs> söyleyemedim. <laughs> Abdülhamit <gülüyor> yalnızlığı. <gülüyor> <gülüyor> tamam şuradan açıyorum. Roll 20. Ay ay. Verifying you are human. Yes I am human. Bence AI'lar ileride buna çok darılacak. <laughs> <laughs> Kognitif becerileri olan birey. Evet. Sonunda. Allah'ım. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Gel. Sana şükür. Ey alarat amarat. Size <laughs> şükürler olsun. Evet. Ay. Neler oldu? Abi kameram bozuldu. Şems tam Tamam tamam dur. Sebebi basit bir şey. Şef sesin bana gelmiyor. Şaka yapıyorsun değil mi? <laughs> Bu artık komik değil. Şu anda e, şu anda kötü mü? Nasıl bir şey olmuş o kadardan? Ben şimdi duymuyorum. şimdi <laughs> olmuştur diye düşünüyorum. Duymuyorum seni. Şu anda duymuyor musun? Duymuyorum. Şu an. Etrafı yeşil bir çerçeve yanmıyor zaten şimdi. Rol 20'yi açtın orayı mikrofonu ve kameran Rol 20'ye mi kaçtı? İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şu an sesim geliyor değil mi? Şimdi geliyor geliyor. Daha deminkiyle aynı mı geliyor peki? Bana iyi geliyor. Ne oldu ki? Bir saniye. Şu, bir şey... Abi şaka yapıyorsun. Yok yanlış şey açılıyor. Ee, şimdi böyle ne oluyor Güzel. <laughs> bir şey mi size chat aranıza koydunuz bana bir nisan şakası mı yapıyorsun <laughs> hayır, hayır abi şöyle bir şey oldu safari'de rol 20 açılınca bir anda benim bilgisayarımı kontrol altına aldı safari'deki e, roll rol 20 <laughs> Kameram görüntüm oraya bağlandı. Ben bunu bu arada Google Chrome'dan Roll 20'yi açamadığım için Safari'den açtım. Şimdi Safari'yi kapattım ve tekrar Roll 20'yi denedim Google Chrome'dan ve hemen açıldı. <laughs> Örmeyi yengeler için ne hikmetler var? Yani... Ya dokanma işte dokanma. Milleti delirdik. Milleti sinir altına ettik. Oyun izleyeceğiz diye. Oyun izleyeceğiz diye adam açtı. Evde aldı çayını kahvesini oturdu. Dedi ki Atakrol'dan bir oyun izleyeyim. Diyor. <laughs> <laughs> Haydi Atakrol'dan <laughs> bir oyun izleyeyim. <laughs> <laughs> 20 dakikadır neyimiz? Bir saattir adam bizi burada teknik destek simülatörü gibi anasını satayım. Çağrı şey çağrı merkezi çalışanı gibi. Ben eminim şu anda arka arkaya sigara içiyorum millet evde böyle sinirim oldu umuttum falan böyle <laughs> kenarda sigara içiyorum. Şu anda her şey çözüldü. Rol 20 hazır. Mikrofonlarımız tam. Gençliğimiz mevcut. Sinirden cipsi bitirdim diye ama namusum. Ödevim bitti. Namusuma her şeyi yazmış. <laughs> Veteranlar bile geç. <geçkin. gülüyor> Allah'ım ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Başlıyoruz. <laughs> <laughs> Yok <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Her zamanki gibi atak rol kaliteden asla ödün vermiyor. <laughs> evet, kahvemden bir yudum alıyorum. Sen cam bardakta kahve mi içiyorsun? Sen nasıl bir hastasın? Sosyopat su bardağında kahve mi içilir lan? Hayır ya. Dışarıdan söylemiştim bunu. Plastik bardak bu. Öyle geldi. Ha. <gülüyor> 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 Neyse. Evet. O halde geçen hafta ne olduğunu ben anlatayım istersen. Evet iyi olur tabii. Aslında çok uzun bir özet yapmayacağım. Sebebi biraz da bu bölümü açık yapma sebebimizle aynı. Ee, zaten nispeten e, o birkaç session'da uğraştığınız beladan bir biçimde iyisiyle kötüsüyle kurtulduğunuz en azından çıktığınız bir noktada bitirmiştiniz. Son derece olaylı, son derece özellikle zaman mefhumuyla e, ilgili veya onunla e, alakalı denebilecek böyle bir dungeon'dan sonra ilginç bir timelapse time lapse durumundan sonra derken karakterlerimizin yaklaşık 3 sessiondır uğraştıkları bir mücadele bitmişti. Bela. Bela. Üç yaşında bir kızı kurtardı, kurtarmaz olaydı. <laughs> Ve e, bu hadisenin üzerinden de yaklaşık, daha doğrusu Dungeon'dan çıktıkları zaman e, oradan yaklaşık 2 ay geçmişti. E, karakterlerimiz eşyalarını geri almak için, e, at arabasını vesairesi geri almak için e, bıraktıkları köye gelmişti ki köy ciddi bir sel baskını ile ee, ...bolca insanın hayatını kaybetmesi ve kalanının da köyü terk etmesiyle sonuçlanmıştı. Köyde Jonathan'ın yakın arkadaşlarından biri olan e, Tim onları e, nöbet bekliyordu. E, ve Jonathan köyün harabe halini görmeye geldiğinde en son e, Tim'in Turunçkale e, notunu görmüştü. Yani Turunçkale altında da klasik bir T işaretiyle kendisinin olduğunu canıtına anlatmıştı. Aynen orada anlatmıştı dediğim gibi geçmişinde ne olduğunu anlatmayacağım uzun uzun Çünkü hem çok uzun hem de bundan sonraki süreç için çok belirleyici değil anlık olarak o yüzden oraları izlemek isteyen arkadaşlar açıp izleyebilirler tekrardan dönebilirler biliyorsunuz Bu bizim üyelere özel serimiz Normalde ama herkese açık bir bölümü olsun dedik Normalde sadece ilk bölümleri yapıyoruz ama ara ara böyle şeyler hoş olabiliyor e, tam aslında bıraktığımız noktanın böyle bir iki tık ötesinden alacağız. O da şu. E, sen, Olaf ve adını şu an hatırlamadığım Hasan'ın karakteri, Max. E, ha Max. Maximilian'dan Max diye yanlış hatırlamıyorsam. Max evet. beraber bir kamp yapmak için oturdunuz. Çünkü haliyle ciddi bir yorgunluk ve ciddi bir çöküntü içerisindeydiniz. Ve Max orada size basitçe dedi ki ya benim bazı Acilen yani buradan sonra gitmeyi planladığım işlerim vardı. Ee, ben onlara doğru yol alayım. Ee, daha sonra eğer siz hala Turunç Kaledeyseniz haberleşiriz. Yolumuz bir daha kesişmezse de artık ee, umarım zaten görmem sizi. Çünkü korkunç yani sizle beraber yaşadıklarım dedi. Adam bizi gördüğü güne lanet etti ben. Ve kampta böyle kısa bir helalleşmeden sonra belki yakında görüşürüz şeklinde yollarınız en azından kısa dönemle ayrılmış oldu. Şu anda sen ve bu yolculuktaki e, en uzun süredir yanında olan insan yoldaşın ve diğer insan olmayan yoldaşların e, beraber bir ateş başında e, yaklaşık e, 3-4 günlük e, bir yayan mesafe e, en azından hatta belki de bir haftalık bir yayan mesafedeki Turunç Kale'ye gitmeyi planlar şekilde ateş başında oturuyorsunuz. Bu ilk gecemiz mi? Daha ilk geceniz evet yani yeni çıkmışsınız dediğim gibi o e, artık labirent mezarlık her ne dersen oradan. E, ve dediğim gibi yani en azından böyle bir gün bir gece soluklanalım. Çünkü hem kullandığın düğüler evet. olsun hem de genel olarak fiziksel ve psikolojik yıpratıcılığı olsun. E, demiş ki Doğal olarak bir kamp yapma ihtiyacı duyuyorsunuz bu gece. E, şu anda dediğim gibi akşam yaklaşık işte 7-8 e, ve ertesi sabah yola çıkacaksınız. Adamı da kaçırdık Olaf. Ben adamın yaptığının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü... İyi bile dayandı ya. Yok ama ben içimden bir ses bu Max'i son görüşümüz değildi. Çünkü kafası da burada kaldı. Evet evet. Bir de zaten böyle şeyler gördükten sonra öyle düz şeye devam edemez bence. Paralı askerliğe falan filan. Biraz da ilginç bir tipti Böyle asker aynı zamanda falan. Allah iyi kurtulduk yani oradan. Çok daha kötü gidebilirdi her şey. Ben. Bir yandan konuşurken ben haritayı çıkarıyorum Hı -hı. ve burayı haritada işaretliyorum dönmek için daha sonrasında. Okay. Hani daha bil, ne olduğunu bilerek daha teçhizatlı geri dönmek için. Bir de tabii ki izleyen arkadaşlar hatırlayacaklar son salı verdiğimiz şey ne oldu? Ben çünkü salı verdim onu. Ee, şey ne olduğunu da kafamda soru işaretleri var ama iyi düşünmeye çalışıyorum. Aynen. Yani öyle. Ben biraz düşünceliyim. Ee, şeyi merak ediyorum ben ya. Siz işte böyle su ışırtısı falan yaptınız diye mi oldu bu mevzular sence? Açık söyleyeyim mi sana bilmiyorum. Yani e, tamam büyüden biraz anlıyorum. Mistik şeyleri biliyorum ama burası benim bilgimin, deneyimimin çok ötesinde çok karma bir yerde. ormanda gördüğümüz eleman zamandan bahseden dili gibi konuşan kolcu. Zaraba. Zarama. Aynen. Öyle bir şeydi. Atlıymış yalan. Ya haklıymış da işte o da ne dediğini biliyor muydu? Ya da biz doğru mu algıladık mevzuları? Birisi bize başka bir şey söylese başka bir şey mi görürdük? Ya, bunlar bizlik işler değil. Niye bizlik işler değil biliyor musun? Büyü insanlara mistik ve karmaşık görünüyor ama büyünün kuralları, kaidesi vardır. Aşağıda yaşadığımız şeyin ya muhakkak dayalı durduğu bir kural vardır da ben çözemedim. Ben çözemediğim zaman da sinirim bozuluyor oğlum. Anladım. Evet tatsız bir naneydi. Ben tabii seninki kadar ayırmakta zorlanıyorum ama. Bir de bir kağıt... İyi ki ama ha. o suyun altında nefes alma mevzusunu öğrenmişim. Evet evet o çok işimize yaradı bak. Çünkü onu onu çalışıp çalışmamak arasında çok kalmıştım yani hani ne zaman işimize yarayacak sonuçta denize doğru gitmiyoruz ama işte benim biliyorsun uzun zamandır anlattım sana Arkon'dan eğer beni salmazlarsa kaçarım gibi bir derdim olduğu için dedim en kötü yüzde yüze kaçarım. <laughs> Anladım. Bir şey diyordun? Şey diyordum, sen zaten feyizli bir çocuksun. Yani böyle işleri iyi beceriyorsun. Ee... Ya bunların tamamının tabii senin benim kafama vurup beni zapt etmen üzerine, daha doğrusu <laughs> sen ve arkadaşların beni kaçırmanın üzerine başladığını. O bize zaman... <laughs> en korktuğunu söyleyeyim mi? Mehtis'e söylemedim korkmasın diye ama sen de unutmuşsundur kesin. Böyle şeyleri kafaya takan bir yapın yok. Ee, biz burada iki ay kaybettik. Ne demek? Ne demek? O garip kadın. Ooh. İki ay yaklaştı bize. Biz o kadınla aramıza ciddi mesafe koymuştuk. O da bizi fırlatınca tabi. Tabi. Olaylar yaşandı. Önce ee, önce karantinada zaman kaybettik. Sonra bir de bu. İyi ee, iyi ve şanslıysak kadın buralara gelip belki bizi bulamayıp devam etmiştir. Ya da 5 dakika sonra üzerimize gelip bizi öldürebilir. Yani sana açık söyleyeyim. Ee, daha önce sen, sınır sapında savaştığımız şey de çok korkunçtu. Ama sen ben bir şekilde üstesinden gelmeyi başardık. Ee, aşağıda karşılaştığımız şeyler de kafa karıştırıcısıydı ama sen ben Max kafa kafaya verip başardık. Ama açık söyleyeyim biz o kadınla karşı karşıya gelirsek benim büyüm hokkabazlık gibi kalır. Orada olanları hatırlıyorsun dağın etrafında olanları. O yağan yağmuru falan hatırlıyorsun. Ee, ya benim kudretim onunla mücadele etmeye yetmez ve ben silahların da çok işe yarayacağını zannetmiyorum o konuya gelmişken de e, ya bizim medeniyete ulaştığımız zaman sana daha iyi silah falan almamız lazım. Ya ben yeni büyü almam lazım bir yerden bulup büyü satın almam lazım. Tamam. Para var biraz çünkü üzerimizde. Sana da şöyle bir en azından büyülü bir silah. O balta büyülü değil değil mi? Yok hayır değil. Yani senin gerçi pençeler büyülü gibi de. <laughs> en azından bir büyülü silah falan bir şey yapmamız Çünkü belli ki biz böyle yerlere gideceğiz Efsanelere göre çünkü Bir sürü yaratığın derisi büyülü olmayan silahtan Sen ne kadar kuvvetli vurursan vur etkilenmiyor E madem biz de bu yolun yolcusuyuz Birazcık kendimize yatırım yapmamız lazım Gerçi biz her şey kaybediyoruz Yani, yani mülk edinmek yerine Her adımda biraz daha mülksüzleşmek gibi Evet yani bizim bu yolculuğa başladığımız noktada Biz yayandık bir noktada at arabamız oldu ama Yani şu anda yine yayanız. Yine iki kişiyiz. Sorma. Bu arada sorma. At arabasında ne güzel kendime mekan yapmıştım. Güzel güzel yatıyordum. Hepsine çökmüştür evet. Ben de aynı şeyi hatırlıyorum. Hepsine çökmedim. Araştırmalarım için grubumuzun iyiliği adına mesleğimden <laughs> dolayı. Tabii. Ben şunu söyleyecektim. Sen senin bu arkadaşına, şehirdeki arkadaşına sormuştun bu mevzudan. Bak iki ay geçmiş. Belki bir şey yazmıştır. Ne diyorsun? Doğru diyorsun. Aklıma gelmedi ama doğru diyorsun. Açıyorum. Açıyorsun. Abi şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi normalde tabii sen bu kadar büyük time lapse'lerle ona bakmıyorsun. Genelde tabii. elini ne zaman atsan bir açık bakıyorsun sonuçta. bu telefon değil ki titreşsin yani. Fark tabii. edemediğin oluyor doğal olarak. Ama genelde hep elinle hafif bir şey yaptığın zaman parmağını dokundurduğunda bile içinde mesaj olup olmadığı, yazılı bir şey olup olmadığı kendisini şey ediyor, belli ediyor. Bu sefer eline attığın zaman hızlıca hissediyorsun ki bir mesajdan fazlası var. Yani belli ben ki merak etmiş ee, okunmamış. Ee, ve ardından şöyle mesajlar görmeye başlıyorsun alt alta. Genelde böyle bir tanesi okunur olduktan sonra ve sen onu okuduğunda... ...diğeri çıkarken, diğeri okunur olurken öbürü yok oluyor zaten. Yani sıra sıra olduğunu zaten defter kendi içerisinde de belli ediyor. İlk mesaj şöyle... Ee, ne buldun amına koyayım hiç yerde bulamadım. Baktım baktım her yere. E, ee, Valla hani biraz daha bakacağım ama çok umut etme. Daha sonrasında e, tabi bu sürelerin ne kadar olduğunu bilmem mümkün değil yani. Bu mesajlar mesela bu yazdı bundan bir hafta sonra mı yazdı? Bir ay sonra mı yazdı? Belli olmaz. WhatsApp gibi gönderme saati aynen, yazmıyor tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve sonra abi, çıkan şey abi. şu. Sanırım bir şeyler buldum emin değilim ama kovalıyorum. Ondan sonra ve abi ardından bir mesaj daha çıkıyor. Oğlum nasıl böyle bir şey buldun bilmiyorum. Ama saraydaki yasaklı kütüphanede birkaç buna bu mevzuya dair detay buldum. Zamanla bunlar bu arada bu cümleler de arda arda yok oluyor çünkü tek bu kadar uzun cümle yazamadığı için şey gibi düşünebilirsin mesela atıyorum bir büyük cümleyi bir günde yazmış öbür büyük cümleyi iki günde yazmış olabilir. Zaman zamanı kontrol etmek zamanda bir şeyler yapmak falan gibi bir şeyler yazıyor ama deli saçması mı yoksa gerçek mi anlayamıyorum. Ardından bir sonraki mesaj geliyor ananı sikeyim çok kötü ceza aldım. <laughs> Ve başka mesaj yok. Yazıyorum. Ee, hakikaten de zamanla alakalı sıkıntılar yaşadık. Bir iki ay kaybım var. Ee, umarım iyisindir şu an. Ee, mesaj sen attıktan sonra hemen mesaj geliyor. Belli ki çok yakınındaymış. Çünkü gördüğü gibi yazıyor. Kanka ben de çok merak etmiştim. <laughs> Bir, <laughs> bir, bir aydır oda cezasındayım bir, bir bir buçuk ayım daha var yasaklı kütüphane yasaklı kısımda kütüphanede takıldım diye ne okuduğumu görmediler ama bir bir ay daha buradayım Basically oda hapsi vermişler saygı yani sonuçta imparatorluğun hizmetkar olduğu için şey değil hapse atmamışlar adamı oturup ama abi sen odanda dur çekmişler bir e, iki üç ay Sözüm hala geçerli. Seni oradan çıkaracağım. Keşke. Böyle üç nokta. O hafta başında tabii. Ne diyor? Abi araştırmış bu meseleleri. Benim ona söylediğim. E, böyle yasaklı kütüphanede hani kütüphane yasak tarafında falan biraz bakmış. Sonra kıllanmışlar bunun. Artık baktığı tarafta ne biçim bilgiler varsa. Odasını kapatmışlar Yani oradan bir şey çıkmayacak ama derin mevzular, hakikaten zamanla ilgili derin mevzular, cevaplayamayacağımız bazı sorular daha. Bu mevzudan <laughs> tamamına dönmek istiyorum. Şu zincirdarlara bir ulaşalım. Ben şunu merak ediyorum. Kitabı niye yasaklıyorlar ki? de karanlık bilgiler olabilir. Hmm. Ya örnek vereyim sana. Mesela şeytan çağırmak e, bir ritüeli, bir şeytanla anlaşma yapma. Şimdi şeytanlar insanlara büyük güçler vaat edebilirler ama bu bilgi herkesin ulaşabileceği bir yerde olursa e, bu sefer insanlar şeytanlara ruhlarını satmaya başlarlar ve aslında zararlı olur. Fakat yeri geldiğinde araştırma sebebiyle veya bir bilgi almak için falan bazı önemli büyücüler şeytanları çağırıp onlardan bilgi alabilirler. O yüzden böyle bir bilgiyi toplumun çoğundan kapalı tutmak çok seçkin birkaç kişiye göstermek icap eder. Yani özeten orada çok da şaklı kitaplar mı vardır? Evet öyle de diyebiliriz. Anladım. İyi yani ee, daha sonra öğren Ama, öğrenmen gereken şeylerden biri daha ortaya çıktı sanırım. Yani mesela blink'i ee, normalde yapmamamız gereken bir ritüel sayesinde. Bu kadar yasaklı bir yerde değildi ama e, orada da bir şeyler yanlış gittiği için çağırdım. Yani hayatta da biraz maceracı olmak lazım. Ne peki? Ama büyü eğitim, büyü eğitimi büyücüler için bile çok teşvik edici değil. Emin olabilirsin. Hani bize bile, hani imparatorluğun ve vatandaşlarının hayrını olacak şu büyüleri öğrenin. Çok da şey yapmayın. Anladım. Bir... Anladım. Ha, akademik alanda araştırmayı teşvik ediyorlar ama onu da hocalar ediyor. Hani ışık aç, savaşıyorsan alev topu at. Sen, adama ya sana, yani, sana devam. Ne işin, işin ne işin. Tabii. Anladım. Anladım. Neyse. Şu at arabasını falan alalım. Timi falan da alalım da sonra artık bakarsın yani. Bir de dediğin gibi işte zincirlerlere gittikten sonra bakarsın. Yani yolumuz uzunmuş aslında ama böylesi bir yolculuk içeride geçirdiğimiz zamandan sonra beni hiç tedirgin etmiyor. Eskiden ben doğada yolculuk etmekten çok çekinirdim. Cılız Anlaşıyor bir, bir de biraz o yüzden de oluyor tabii. E, tabi yani ben çocukluğumdan beri dediğim gibi kapalı kapılar arkasında yanan ateşlerin yanında öyle üşümeye, ıslanmaya, taşta uyumaya alışkın değilim. Ama zengin falan da değilim yani tamamen evet. alkolde evet. yani. Yok yok taşaklı i̇yi, bir elemansın olayım. da bazı temel konseptler gelişmemişti okullu olduğun için. Taşaklı herhalde sizin orada hani yaptığı işi iyi yapan. Evet evet sağlam iyi. Taşaklı kitap. Tabi tabi tabii. tabi tabi tabii, 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 tabii. iyi yani şey bir şey değil İltifat ediyorum yani sana Anladım sen de taşaklısın orada. teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> <gülüyor> o zaman yatıp dinlenmek ne lazım diyor. şimdi kısa bir mesafe olsa sadece sen nöbet tut devam edelim derdim ama sen sen bile uyumadan bir hafta gidemezsin zor o yüzden e, 4 saat sen nöbet tut e, sonra uyandır. E, benim gözüm çok iyi görmez. Algılarım açık değildir ama e, Bold da benimle beraber. Ha iyi. Bold'la ben de sonra nöbet tutarız. Gün ışığıyla beraber de yola çıkarız. İyi, tamam. Bizim <laughs> şeyimiz var mı ya gıdamız? Buluruz ya avlanırım ben yolda. O çok dert değil. Bende hiç yok ben en son öyle bir mantar buldum yiyeyim dedim. Sen öyle, işte. öyle, öyle, er mantarı yeme. yeme. Başım kurban oldu aynen. Öyle her mantarı yeme. O iki hafta bütün gördüğüm ağaç kovuklarıyla sevişmek istedim. <laughs> çok acayip kafası. <olsun. gülüyor> ee, neyse ben ben avlarım bizim için. O zaman ilk nöbeti ben tutayım sonra ikincisini sen tut. Aynen. Diye bir atıyorum dönüp. Okay. Yatıyorsun abi. Büyüleri bir değiştiriyorum tabii ki. Onu yapıyorum tabii. bir yandan. Çünkü açık araziye çıkınca gerçi büyülerimi çok iyi ayarladım. Pek öyle değiştirmeme gerek kalmıyor. Şimdi tiny hatımız var ritüel olarak. Burada lazım olur. Şimdi yapmadım. Ha, niye yapmadım ki tiny hat? Hadi yapmadık. Bu gece yapmayalım. Yarın yaparız. Hadi bak. Ee, şunu yapabiliyorum. Şunlar okeydir. Familiar'ımız var. Ee, bunlarla bir derdimiz yok. Katapult'u seçmemişim. Ne yapayım? Discast self bırakayım. Evet Disguise Self bırakayım. Katapult alayım. Onun dışında da Fireball Sending Clear... ha, Clear Voyance'ı bırakayım. Clear bırakıp Disguise Self alayım. Tamam. Ee, büyülerimi de çalıştım uyudum. Okey. Ee, yaklaşık bir dört beş yaklaşık bir dört beş saat sonra da Olaf seni uyandırıyor. Ondan sonra kendisi yatıyor. Ha. Tamam bende. Hadi. Aç bakalım gözlerini delikanlı. Bende bende. Ee, Bolt çık şu ağaca. Gözüm benden iyi görüyor. Blink sen de şu tarafta dur. ha. ben de burada kitap okuyayım. <laughs> <laughs> Blink takılıyor yani. Blink'in nöbet algısı olmadığı biraz belli. <laughs> ben de bir yandan büyük kuramı çalışırken yanındaki kitaplardan bir yandan da bakarak oluyorum. Okay. Bir de üşüyorum akşam. Ee, böyle şey yapıyorum. Olaf uyurken her şeyim benim kıyafetlerim arabada ya. Hı hı. Böyle gidiyorum Olaf'ın üzerinde işte normalde bir kürk giyiyor ya. Üşümüyor da. Kürtlerden birini alıyorum böyle. Kendi sırtımı atıyorum falan. Ateşin böyle dibine giriyorum. Peki ee, bir perception atar mısın abi? Tabii. Sadece ben mi atayım? Evet. Şey de atabilir. Bolt için de atabilirsin. onu da diyebileceğim bir şey. Tamam. Ee, kaç attım hiç bakmadım. Sen 9 attın bir de bolt için atıyorsun. Ha. Onun avantajı var. Okey. Onun attığıyla yeter. O fark edince sen de bir şeyi duymaya dair özel ...çabaladığın için e, sen de duyabiliyorsun. Böyle sanki hani doğanın sesleri olur ya... ...işte rüzgar sesi, rüzgardan ötürü işte yaprakların e, hışırtısı... ...genel gece hayvan sesleri vesaire. Onların yanında aynı o doğanın e, karmaşık ama e, doğal duyulan... ...yani e, kendinde duyulan sesleri gibi... ...böyle bir su sesi arkadan hafif hafif e, sana doğru... Değişmeden ama yani şey gibi değil hani bir yerden geliyor ve yavaş yavaş artıyor gibi değil. O da aynı aynı rüzgarın hışırtısı gibi arkadan sanki böyle bir yere doğru hızlı akan bir su e, sesi. Yaklaşıyor mu? Yo yo hayır böyle bir, böyle bir yaklaşma gibi bir durum yok. Yani aynı hızda aynı e, şeyde e, yoğunlukta. Bir şey yok mu biz gelirken var mıydı böyle ses? Yo hayır. Vay baba, babanın ölmüşlerini sikir. Peki şey geçiyorum abi şeyin bold'un gözüne. Hı hı. Uçarak bakacağım Yusuf'e. Okey bakıyorsun ve hiçbir şey yok. Ses? Ses devam ediyor ama ses artmadı. Yani su bir yerden bir yere yani yaklaşıyor olsa mesela artar ya. Evet. Öyle artmış gibi değil. Bir aynı hani onların genelde fon sesler dersek arka plan sesleri. Aynı o arka plan seslerinin içinde biri gibi arkada ve hani bold'la yukarı çıktığın için söylüyorum yani yakında o göl dışında bir su kaynağı falan da özel olarak gözükmüyor. Peki kulağımı tıkayınca duymaya devam ediyor muyum? Ee, şeyler gibi. Ee, rüzgar sesi ne oluyorsa onun gibi. Allah Allah. Çok rahatsız ediciymiş. İllüzyon değil. Ee, anlam veremez. Tedirgin edici. Öncelikle çünkü insanlar bu oldu. Ee, buradan gitmek için bir sebep daha. <laughs> diye düşünerek. Bu da belli ki bir boklar var ve herhangi bir şey olmuyor bu arada. Abi güneş ilk doğar doğmaz hemen uyandırıyorum. Hadi gidelim <laughs> <ya>. tamam. <laughs> ve beraber yollara düşüyorsunuz. Şimdi ben yolun geneli için o lafa bir survival check attıracağım. Ee, ondan sonra zorlanırsa ben ensability yapabilirim. Ee, yani sen bilirsin. Çünkü bir haftalık yol için bir tane attırmayı düşünüyorum. E o zaman yaptım sen çünkü zaten başka bir yapmıyorum yani yolda hani okay. ...atıyorum... ...onun için. Görüyor musun? Yok açık değil. Ben ha okey. İlki 19 geldi zaten. Olaf'ın kendi bonusundan hariç olarak. O yüzden... E, genel olarak genel olarak Olaf'ın e, yolları zaten bulmakta zor. Yani hızlıca ana yolu bulduğu. Ana yolu bulduktan sonra hızlıca sağ sol patikaları da bulduğu ve gerektiği zaman işte atıyorum biraz arada dinlenirken siz avlandı basit işte tavşan kapanlarıyla e, vesaire işte tavşan güvercin bilmem ne avlayaraktan size rahatça yemek buldu bir yolculuk süreci geçiyor zaten bunlar imparatorluğun özel olarak öyle çorak hani işte etrafında hiç lordların olmadığı yerleşimli olmadığı toprakları da değil. Onun da ötesinde özel çok tekinsiz topraklar değil. Yani şimdi uçsuz orman falan gibi bir tarafı da yok. O yüzden zaten ekstra da çok tehlikeli olmuyor. Ha bu tabii sizin keyzinizde ee, şey değil. Sadece şöyle hmm. bir durum var. E, gayri olafında Olaf'ın da şeye dair bir tedirginliği var. İşte bu kadın hani arkamızda bilmem ne vesaire bir tedirginliği var. Bir takip edin, değil mi su sesi? E, yok su sesi yok. <laughs> ee, ve, e, ve öyle bir tedirginliği var. O yüzden de pek ana yolları tercih etmiyor. Ee, yani daha... Ben geceleri de kaynağıt yapıyorum. Okey. Fakat yaklaşık böyle dördüncü günün ikindi vakti falan civarı. Beraber böyle yürüyorsunuz Olaf'la. Büyük oranda doğanın içerisinden yürüyorsunuz. Hafif eğimli ve e, su kanallarının daha yüksek tepelerden suların doğal suların aşağı aktığı, işte çevresinde orman olduğu ve aşağı yukarı böyle o ana yola da işte ne bileyim yürüyerek e, 20 dakika falan şeklinde takip ettiğiniz bir e, yolda gidiyorsunuz. Olaf'ın iyi survival becerileri olmasa bu kadar yol dışında hareket edemezdiniz muhtemelen. Turunçkale'yi de biraz sonra sonra bulmuşsunuz. Zaten çok uzakta değil yani açıkçası. Çünkü yürüyerek bir hafta falan demek. Atla haliyle bir iki birkaç gün demek oluyor. O da çok evet. daha aslında hani o dönemlerin mesafeleri için kısa mesafeler. O yüzden de bilinmeyen bir yer değil. Öğrenmekte de zorlamıyorsunuz. Fakat beraber yürürken bir Kavga sesi. Ama böyle şey kavga değil, fiziksel kavga değil. Şöyle sesler duyuyorsunuz. Yok kardeşim, istemiyorum. Benim değil mi birader? İstemiyorum diyorum. Kalma, burada burası benim diyorum ya. Gibi sesler duyuyorsunuz ve Olaf da ee, duyuyor bunu. Ondan sonra çevrenize bakıyorsunuz. Bu şu yüzden garip. E, sonuçta ormanın ortasındasınız. Yani her çok sık orman anlamında söylemiyorum da sonuçta do, ana yolda vesaire değilsiniz. Çevrede evet. de yüksek sesle konuşma sesleri geliyor. Ama siz herhangi bir biçimde bunları şey etmiyorsunuz. Ee, neydi ismi? Ee, nereden geldiğini anlamıyorsunuz. Allah Allah. Anlayamıyor muyuz mesafeyi yön, yönü? Şöyle yönü üç aşağı 5 yukarı anlayabilirsiniz. Oraya doğru baktığınızda bir şey yok. İstersen perception hani... Yo yürüyoruz ya gidiyoruz okay, oraya, oraya doğru yürüyorsunuz Hı. ve bayağı yakınlaşıyorsunuz sese doğru ve o lafta sen de minik bir şaşkınlık içindesiniz çünkü karşınızda gördüğünüz şey bir akarsunun bir tarafında duran yani böyle bir akarsu devam ediyor bir ince e, damarı onun bir tarafında bir tavşan bir tarafında ise böyle şişman cana bir kunduz. Ondan sonra ee, karşılıklı durmuş gibi gözüküyorlar. Ve konuşma sizi oradan geliyormuş gibi gözüküyor. Olaf <laughs> da aynı. Boğazımı temizliyorum yüksek sesle. <laughs> Bak şöyle bir şey oluyor. Abi, şöyle çok garip bir şey oluyor. Kunduzla tavşan birbirine bakıyor ya. Bir anda tavşan da kunduz da biri böyle, biri böyle size dönüyorlar. Sonra böyle birbirlerine bakıyorlar. Ulan bu iki dana anlıyor mu bizi? Dana değiliz de biz. Siz de duruyor değilsiniz belli ki. Böyle birbirlerine baktıklarını görüyorsun. Oğlum düz insan değiller mi bunlar? Nasıl anlıyorlar? Sen düz tavşan değil misin? Böyle sana doğru tavşanın yürüdüğünü görüyorsun. <laughs> Ondan sonra karşına geliyor ve sana doğru gözlerini dikerek şeye bakıyor. Sen bu zamana kadar hep düz tavşanlarla konuşuyorsun da beni de onlardan mı zannettin delikanlı? Siz de şaşırdınız bak. Bak kartanesi kardeşim gelişinde bir korum Allah'ın şaşar ne oluyor oğlum burada <laughs> böyle diyorsun ya böyle diyorsun böyle tavşanda böyle bir dikelme oluyor <laughs> ve şöyle bak, arkadan kunduzdan şöyle bir şey geliyorsun şöyle bir şey duyuyorsun vur 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 ipne. vur siklisin gitsin ya siklisin gitsin benim malım benim mekanım kardeşim burası Allah Allah her... şimdi siz konuşabilen hayvanlardan feyiz oğlum biz fey lan fey Ha ben nasıl anlıyorum sen anlıyorsun değil mi Olaf? Ola, Olaf şey durumunda. Abi biz bugüne kadar çok hayvan yedik. İnşallah aralarında şey yoktur. Bak moralim bozuldu. <laughs> Dur evet. böyle gülüyorlar böyle. <gülüyor> Siktire dalım ne olacak? Doğa bu her şeyin kuralı var. Sen de ölsen ben de senin götünü yerim mesela yani. İşte. <laughs> Neyse. Peki e, kunduz geliyor böyle hızlı hızlı koşup senin sözünü kesip şey diyor. Bu amına kodumun tavşanını buradan alın. Bu amına kodum tavşanını buradan alın. Yoksa kan çıkacak. Mevzu ne abi? Ya? Yardımcı olalım. Bak birader. Benim derdim çok açık. Böyle mi yapıyorsunuz? <gülüyor> evet, evet. <laughs> böyle. Durmuş böyle. Böyle yapıyor. Bak birader. Benim derdim çok açık. Ben buraya önce geldim. Ha bu ip neler? Zamanında dediler ki Fail Wild'da kalalım. Fail Wild güzel. Ben de dedim ki Bura çok sıkış tıkış oldu. Bir de çok renkli. Kimin ne yaptığı belli olmuyor. Gelin dedim insan dünyasında düzgün bir yer bulalım. Bu ipneler benimle gelmedi. Ben de gittim kurdum. Aha tam buraya. Tam buraya. Tanıdıklarım bana burayı gösterdi. Burayı Kunduz evet. Tanıdıklarım bana burayı gösterdi. Kunduz Bey. Evet. Evet. Neyse. Sonra artık kaç gün önce oldu ne zaman oldu da çok uzak bir zamanda değil yani yakın bir zamanda bu şeyler inceldi. İşte Anla Aradaki yollar inceldi Gidip gelmek kolaylaştı Herde <laughs> evet. <gülüyor> Aynen Ondan sonra Bu ip nerede bu tarafa geçmiş Neymiş efendim Fair Wild'daki savaştan sonra Çok kötü olmuş ortalık Ah Götüm Bana ne Orada bir savaş mı olmuş Tavşan yandan geliyor Birader Sizinde olmadı mı savaş Nasıl yani Ya büyük savaş işte Üzerinden bayağı geçti onun canım Tamam o senin için öyle bizim için öyle değil. Anladım. E, anladım. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, benim beni Kalinordal'ın kıyısına yatırmışlar küçükken. Ha. O yüzden bana e, yaba, 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 yaba bir tane büyücünün bir tanesi sana feyler dokundu demişti. Hmm. Benim bazı özelliklerim var bundan dolayı. Hmm. Hadi ben bundan duyuyorum. Bu arkadaş da kurt adam. Hmm. O da ondan mı anlıyor sizi? Burada ne dönüyor? Ne sizi niye anlıyor? Ne bileyim oğlum. Oradan bak. Siz şu an kendi lisanınızla mı konuşuyorsunuz? Böyle bakıyorlar birbirlerine. Evet. Çok da üzerine kafa yormadık diyorsunuz. Peki. Ben anlamıyorum bu lisan normalde ama şu anda sizi çok iyi anlıyorum. Anladım. Üstelik adam haklı. Adam gelmiş buraya yuva kırmış. Evet. Ben kartopu kardeşim yakışıyor mu gelip adamın yuvasına çökmeye? <laughs> o da yandan geliyor şey diyor. Birader ben de istemezdim böyle olsun. Ama ne yapalım? Savaş çıktı. Ortalık perperişan oldu. E şey hocam. Buralarda çok yer var ama biz imparatorluk içindeki ormanların çoğu insansızdır. Gidin yerleşin bir yere canım. Her taraf orman. Yerleşiyoruz zaten. Sen bakınca anlamıyorsun sadece orada olduğumuzu. Tamam bu kunduzun yerine mi kaldınız? Kardeşim buralar kocaman dağ. Ben diyorum ki tepenin şu tarafına yapayım. Bir taraf gösteriyor. Neresi oldu asla anlaşılmıyor. <laughs> ben diyorum ki şu tarafa yapayım. Senin tarafına geçmeyeyim. Aha dereden böyle bölelim muhatap olmayalım diyorum. Kunduza dönüyorum. İşin içine inanılmaz kaptırmış vaziyetteyim kendimi yeyiysin. <laughs> Kunduza dönüyorum ve şey diyorum. E tamam abi sen de işte birazcık anlaşıverin verin. Derin öbür tarafında kalayım diyor. Rahatsız etmez seni. Etmezsin değil mi kardeşim? Ya ne rahatsızlığı birader benim kunduzla nasıl ben ben bir kere suya girmem. Adam sudan çıkmıyor. Mesela. Odun mu bu... yiyeceğim ben oturup? Aynı şeyi bile yemiyoruz. Neden? Tam olarak e, nedir ki sorun buradaki kardeşim, kardeşim ben onu bunu bilmem. Ben önceden buraya gelmişim. Aha buraları beğenmişim. Buralara çökmüşüm. İstediğini dersin. Peki bir şey söyleyeceğim. Tapulu malın mı senin burası? Yani işte ben geldim önceden. Başka hayvan yok mu burada? Hayvan, hayvan var. Hepsi benim arkadaşım oldu artık. Onları da kovalıyor musun girince? Yani. Ha sen başka fe istemiyorsun yani. Başka fe istemiyorum ben. Anladım. Tavşan kardeşim sana biz başka bir yer bulalım güzel. <laughs> o da yandan geliyor. Ya bak Bura çok iyi. Niye? Çünkü ben burayı buldum. Arkadaşlarım bana burayı göster. Biz feyler yolculuk etmede pek iyi değiliz. Kaybolurum ben kesin. Peki siz bu soruyu nasıl çözeceksiniz? Şimdi bir kunduzla bir tavşanın kavga etmesini izlemeyi benim yüreğim kaldırmaz. <laughs> böyle onlar da birbirlerine bakıyorlar. Ondan sonra. Ve bir dakika bir şey soracağım. Bir dakika bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bunu, bunu adil bir oyunla çözelim mi? Siz feyler oyunu seversiniz. Oy, oyun deyince böyle şey oluyorlar getir her türlü işte zar, top, amına korun bu tavşan. Her türlü oyunu amına Ama korun. Işte, şimdi tarafsız birisi de var burada hakemlik yapabilecek. Sizin aranızda bir şans oyunu belirleyelim. Artık bozuk para mı fırlatmayı tercih ederiz? Zar mı atarız? Barbut mu döneriz bilmiyorum. Kazanan, yani sen kazanırsan nehrin bu tarafında kal. Sen kazanırsan tavşan gitsin kendi yeni bir yer bulsun. <laughs> bir bir e, Persuasion Persuasion alayım. Karizmam da hiç yok. Kritik. Belli ki tavşanlara fısıldıyormuşum. <laughs> evet evet. Kritik. He, i̇kisi de böyle oluyor. Bence makul. Bence makul. Ben zaten bu ton bir amına korum. O da diyor ki senin var ya taraçalı sikerim burada düzgün konuşacaksın benimle. <gülüyor> 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 benimle düzgün, benimle düzgün konuş. <laughs> <laughs> tavşan mı yapacağını dinlemem ayarım iki tane gözüne. <laughs> tamam. Ha, hangi oyun oynayalım? Ee... Bozuk para. Kafa kafaya tok şey değil. Tavşan şey diyor. Kafa kafaya tokuşalım son hayatta kalan kazanır. Bu çok gereksiz olur bence. Ve kunduzun şansı biraz daha <laughs> yüksek olabilir tavşan. Kardeşim. Dur, anlamamış gibi duruyor <laughs> ama bozuntuya vermiyor. Şimdi çıkarıyorum bir bozuk para. Tamam. E, tutuyorum bozuk parayı. Prestigitation'ın bir tarafına tavşan, bir tarafına kunduz resmi basıyorum. Bu çocuk da sağlam bir çocuğa benziyor. Sağlam bir çocuk gibi evet. Şimdi ben bunu fırlatıyorum. Tamam. Yere düşünce yukarıda kalan taraf kiminse onun dediği olur. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Yukarıda kalan kiminse onun dediği Anlaştık mı? Anlaştık. Özünden dönen en adi fiind olsun mu? En... Fiindin Allah olsun. Kitabı olsun. Aynen. İkisi de böyle Atıyorum. şey. Atıyorum. Haydi bakalım. Attım. Abi istesem telekinezle biraz müdahale ederim ama <laughs> etmeyeceğim. Şansa bırakacağım. <laughs> bana <gülüyor> Abi, şöyle şey yani. bir şey oluyor. Şöyle bir şey oluyor. <laughs> Para dönüyor dönüyor dönüyor. Ve dik düşüyor. <laughs> bekle ama, bekle ya. ama. <laughs> altında da fark ediyorsun ki bir tarafı tavşan, öbür tarafı da tavşan. Kunduz önce şey diyor, hile yapmış, hile ip ne hile yapmış tavşan diye şey diyor. Sen de yapmışsın, hem de yanlış hile yapmışsın. Dik ne mal? <laughs> Böyle çözemeyeceğiz. Ama öncelikle ikinize karşı da kırıldığımı söylemek isterim. Çünkü açıkça ya açıkça şey bir oyundu bu yani. Ama tavşancım nedir ya? Kusura bakma birader. Yaşamalarımız söz konusu. Şansa bırakamadık. Peki. Y yengem mengem ee, herkes şöyle... perişan. Uğraşıp duruyoruz. <laughs> bir yerimiz yurdumuz olsun. Çok şey istemiyoruz. Şu taşa oturabilir miyim? Tabii tabii geç buyur. Oturayım. Ola sen de otur şurada et ya. Abi oturuyorum <laughs> tam akşam ve kunduzla beraber. Şimdi bizim bu meseleyi çözmemiz lazım. Evet. Ama siz hiçbir şekilde birbirimize karşı taviz vermiyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? <laughs> bu arada Canat'ın niye bu kadar bu meseleye takılırsınız? ya yani feylerden bir şey öğrenirim diye huylarına gidiyor şu an. Evet su kaldık. Kafa kafaya vurma oyununa geri mi dönsek? Ben e, yani siz bilirsiniz tabii ben koskoca bin yaşındaki ne yapacağını söyleyeyim ama şimdi ben daha önce bir arch feyle e, karşı karşıya geldim. Baş yiplenerek. Gücünün bir kısmını kısmı da vücuduma taşıdım. Allah Acaba Allah. bundan dolayı mı sizi anlıyorum? Olabilir. Oğlum ne anlatıyorsun sen? Küçükken feyler dokunmuş, yok arch fey içine girmiş. Hadi biz yani. Kernel'dan meştiri... boğazları beni ellemeyi çok sevdi. Evet, evet hadi yani senin de sen de bir aranıyormuşsun yani. Sen de hani bu ormanda boşa yürümüyormuşsun. Yaşadık bir şeyler. Ee, bu olabilir mi böyle bir şey sizce? Bunun sebebi bu olabilir mi? Valla çünkü ormanda su sesi de duyuyorum yani sürekli. Anlattıklarının hepsi olabilir ama hiçbir şey de olmayabilir diye kunduz. Ondan sonra tavşan da şey diyor. Valla bozuk saat bile günde işte bir defa doğru konuşuyor. Dediği doğru yani. Anlattığı her evet. şey de olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir. Peki, e, şimdi bu mevzuyu çözmek konusunda benim yardımımı istiyor musunuz? Yoksa biz arkadaşıma siktirip gidelim mi? Çünkü... S Senin yardımın bana çok lazım. Kunduz diyor bunu. <laughs> Sen belli ki çok delikanlı bir çocuksun. Belli ki işinin de ehlisin. Daha demin o para muhabbetinde yani. falan ben anladım. Tavşan kadar olmasa ben anlarım. Da, ben, ben anlarım. Bakıyorum tavşan. <laughs> ben anlarım. Ee, geçenlerde benim benim senden bir ricam var. Bunu çöz. İstiyorsan bu tavşan iplesine de yardım ederim. Sana başka yardımlarım da dokunur. Nasıl yardım edeceksin tavşana? İşte hadi, şurada kuytu bir yer var. Çok bir şey yetişmiyor. Yangın çıkmış. Tamam. E Ve sorunun olacak. ne? Çözelim hemen. Ama benim önemli bir vazifem var. o yüzden öyle birkaç gün sürecek bir insanı yazık ki kabul edemem. Önemli bir şey çünkü. Ya durum Bu önemsiz demiyorum. Hayır, sizin bu nehir kenarını paylaşamamanız <laughs> önemsiz bir mevzu kesinlikle demiyorum. Bak, sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyayım. Kunduz diyor. Bunu. Senin de elbet bir mevzuda yardıma ihtiyacın vardır. Doğrudur vardır. Burada olur, da olur. bir abin var sonuçta. Ben sana her türlü yardım ederim. Mevzu ne? Yengenin geçen gözü düşmüş. Gözü mü düşmüş? Gözü düşmüş. Yani Gözü fi düşmüş. fiziksel vücuda gelmiş işte darbe aldıktan sonra. Malın teki de, mal dediğimde aha şu uzaktaki kalenin lordu. Bunu bulmuş. Buç kalemi. Aynen. Tamam. O parça da dışarı o fizikselleşince böyle parlıyor. Mal da bunu mücevher zannetmiş. Karısına vermiş. Karısına vermiş. Ben insanları anlarım evet. Ama mal bilmiyor ki benim hanımın gözünü aldı yani. <laughs> anladım. İki gözü mü vardı hanımın? O da sizin gibi kunduz bir hanımefendi o. Şimdi sen bunu kunduz olarak görüyorsun ama benim normal halimi görsen dersin vay amına. Tahmin edebiliyorum ben bir açfeyle ile dediğim Heh. bulundum. O çok daha fenadır da ben de ben de az değilimdir. Anladım. Ee, anladım. Sen bu gözü ee... geri al. Sen bu gözü yer al. Şimdi abi. bir lordun bir Lord karısından mücefer çalmak e, otoriteye karşı işlenen suç e, kırbaçlanma hatta sürgüne kadar belki de ölüme kadar gider. E, ya bu riskli bir görev. Bunun, bunun bu zamanımı karşılayabilecek mi yani? Yardım etmek istiyorum. Ne 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 yapayım sana? Ben de mi dokunayım? Fey dokun hani fey dokunması falan. Öyle bir şey mi seviyorum? seviyorum aynen. Hoşuma gidiyor. Tezer <laughs> oldum. Teyit Hayır. Şöyle. Um, anlaşma şu. Kabul edersen. Dinliyorum. Bir. E, tavşanla burayı paylaşacaksın değil mi tavşan kardeş? Tavşan böyle şey. Allah senden çok razı olsun. Allah razı evet. senden razı olsun. Sen tuttuğun Bilmiyorum. altın olsun. Teşekkür ederim. Bir burada kardeş kardeş yaşayacaksınız. E, bir. Bu bir. İkincisi benim istediğim. E, şimdi Fader'in kendilerine ait oldukça... E, güziydi Özellikle de e, enchantment böyle akıl büyüleri ve illüzyonlarla alakalı büyüleri var. Ben buraya döndüğüm zaman bana büyü öğreteceksin. Belli ki ikiniz de büyü yapabiliyorsunuz. Biriniz e, paranın orasını değiştirdiniz. Biriniz dik getirdi. O yüzden ben bu işin karşılığında bir senden bir de senden büyü öğrenmek istiyorum. İsteğim bu. Ben yaparım. Ben yaparım. Makul değil mi? Hanım başımın etini yiyor. Ben yaparım. Tavşan da şey diyor. Ben dünden razıyım. Büyü senin köpeğin olsun. Büyü ne? Musluğu açar makar gider. Tamam güzel. O zaman ben gidiyorum. Ee, bunu yapmaya çalışacağım ama biraz zamanı gerçi siz ömrü uzun varlıklarsınız. Öyle bir iki günde sabrınız taşmaz çünkü dediğin gibi. Gün ne bizim için. Evet yani o yüzden. Ee, o zamana kadar kafa kafaya vurma olayına geçmeyin. Siz burada birkaç gün daha tartışa durun. Ee, burada mı bulurum sizi? İşte. Buralarda evet anladım. Çıkarıyorum haritamı işaretliyorum. Sonra ikisini de patisini sıkıyorum böyle. Ee, benim adım da Kunduz bu arada Kunduz böyle Kunduz yedi. Çok... Benim adım Po. Çok memnun, memnun oldum, oldum Po. Bunları şey ekle ne olur ya? ne olur mu? Şey de tavşana geliyor. Benim adım da Pay. Çok sağ olasın delikanlı. Sen cidden delikanlı çocuksun. Delikanlı çocuksun. Senin ben, gibi senin gibiler evet. olsa her varlık barış içinde yaşardık bu topraklarda. Böyle Aynen, mal evet. gibi tavşan İçin tavşan gezmezdim ben. Anladığınız de anlatın. Ben herkesle iş yapmaya çok hazır bir insanım. Adım da Jonathan River. Yani nehir buradaki nehir. nehir. <laughs> o zaman biz gidiyoruz. Tamam. Bu da eğer bir rüya değilse. Yani 5 dakika sonra <laughs> dürtmesiyle uyanmayacaksan bunun. Göz içine bakacağım. Bu gözü nasıl tanırım? Lan, ne renk mi ya, bu? Ya bem bembeyaz böyle. İçi de dolu. Bu var i̇çi ya, gözü inci gibi. gibi. İnci gibi ama içi dolu. Ondan sonra böyle bir de şey beyaz. Kirlenmez o yani. İnsan işi değil biz böyle. In, dandik insan işi Onu. gibi olmaz bizim Peki var mı diye kontrol etsem büyülü olduğu belli olur değil mi? Şey büyüsü olduğunu anlarım. Yani anlarsın. Bir, bir tabii, 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 tabii anlarsın. Anlaşılmayacak <laughs> evet. bir şey değil ya. Ya yengenin gözü diyorum canıtın ya. Okey. Ee, karın yani kalenin lordunun eşinin boynunda. Evet. Halledeceğim, halletmeye çalışacağım. Bakın dert anlayan bir insansa la, a, ağzımla anlatırım, bak dert anlamayan ha. bir insan çalar getirir. Ver ya, ver kusküyü. Yani. Bu insanlar tepemize çıktı zaten. Arada bir isyan konuşan oluyor, bak söylüyorum. Ben değil, yanlış anlama ama. Konuşanlar oluyor. Siz çok şey yapmayın da o işleri. Ben de lordlara, baronlara, efendilere karşı öyle pek bir sevgim, saygım yok. İşte. En kötü çalar getirir. Delikanlı çocuksun. Karının gözü. Aynen öyle. Hani. Sen işte şunun farkında bir adamsın. Yandan pay geliyor diyor tavşan. Sen işte şunun farkında bir adamsın. Senin onlarla arandaki mesafe bizle arandaki mesafeden daha uzak aslında. Senle biz birbirimize evet. daha yakınız. Bak nasıl anladık İyilecek birbirimizi, olacak. dertlerimizi çözdük. Burada böyle bir sinerjik bir üçgen oluşturduk. İşte. Çok güzel söyledin. Al havuç. Teşekkür ederim. Haydi görüşürüz. Uzaklaş. Olafa dönüp şey yapıyorum. O neydi lan öyle? Ne yaşadık biz biraz önce? Oğlum. Ne oluyor amına koyayım? Sen nasıl anladın? Fey bana dokundu desem sen nasıl anladın? Ne oluyor lan? Ne oluyor amına koyayım? O biz o ettiler lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama. Neyse bak ben gerçekten burada bunun gözünü alıp getiririm ha. Seni bozar mı? Bana ne amına koyayım? Ama ben bileyim, yani. yani soyluk Niye alıyorsun hayvanın gözünü? Şeyi anlayamadım ben. Nasıl yani? Yani neler oluyor? Bu feyler esasen çok e, hileci hurdacıdır. Yani o kötücül cadılar da feydir. Ama ben bunlardan hiç öyle kötü bir hava almadım. Ben zannetmiyorum bunlarda hiç öyle bir kanlandı. Bence bir... de. Bunlar önceden gördüğümüze göre daha eli kolu düzgün şeylere benziyor. Evet evet. Ee, neyse bu anlaşmazlığa bir son vermek hepimizin çıkarına olur. Ee, Fey büyüsü de kudretli olur yani. Basit seviyelerden olsa bile birkaç büyü öğrenmek işime yarar. Gerçekten ilginç adamsın. Bir tane davşanla Tabii. kunduz konuşuyor ve sen de diyorsun ki bana bir şeyler öğretseniz işte. Arkamızı dönüp kaçacağımız yere her bir boka böyle burnumuzu soktuğumuz için bugün şu an burada yayanız. E oğlum gideydin beni bırakıp. Sen neden benle gitmeyi... Çünkü sen de merak ediyorsun. Bak her insanın içinde o merak duygusu vardır. Ya... Yoksa siktir sen... git kuzey Senin tutan mı var? Hele evet, tabi çok soğuk. Aynen. Neyse. Ee, hadi gidelim o zaman. Leylin'in şeyini çalalım. kolyesini çalalım. Çok saçma bir yere gittik hikaye ama. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben neye güvendim? Oğlum tim şekil değiştiriyor. Hee... Gerekirse Lord gibi girer coin'ini alır o kolyeyi. Nedir lan koyayım yani? Timi bulursak? Evet. Çözeriz. Görünmezlik büyüsü var bende. Bu da olur. Disguise self var. Ya ben bir şekilde çalarım onu amına koyayım. Amına paço eder çalarım onu. Yaptığımız diğer işleri düşününce bir feyin gözünü geri vermek. Faydası dokunsun ya. bir <laughs> değil mi? Ta taş bir, bir, işe arasın. Bir işe yani ne yapsak elimizde kaldı be buraya kadar. Doğru. Ne, ne elimizde atsak. Sonu daha kötü bitti be. Doğru. Ve abi yavaş yavaş e, Turunç Kale'ye doğru. Sen burayı bulursun değil mi geri? Bulurum bulurum. Ben unutamam burayı da. Poyla pay çünkü. Poyla pay yani. Ve yavaş yavaş Turunç Kale'yi artık uzaktan uzaktan görmeye başladınız. Daha dediğim gibi sadece işte orada kilise yapısının e, kulesi, işte kalenin kulesi. Peki Askeri bir kale gibi mi yoksa kale böyle etrafında kendine ait bir kasaba bir şehir mi Biraz böyle mu? tepeyi çıktıktan ve hafif yukarıdan görmeye başladığınızda anlıyorsun ki yukarıda bir kale, aşağıda da minik bir şehir. Yani okey, şehir e, mi can verdim. Evet, şehir tabi hani abartılı bir e, tanım, yani böyle bir büyük kent değil burası. Ama belli ki bu bölgenin lordunun kalesinin altındaki e, yerleşim yeri. Şeyi de tahmin etmek zor değil örneğin hani bu köy gibi yani buradan hareket ettiğiniz köy gibi köylerinde bu çevreye bağlı e, bir e, yani bu lorda bağlı köyler olduğunu tahmin etmek zor değil yani, yani yakın mesafeler çünkü. Ee, uzaktan gördüğünüz zaman da turunç kale sebebini rahatça anlıyorsunuz çünkü e, tarım alanlarının çok büyük bir kısmında tam doğal olarak şu anda hangi meyve olduğunu anlayamasanız da turunç meyveler var. Portakal. geçerken alıyorum. Ha evet yani ve gerçekten bayağı bir fazla var. Bereketli topraklar belli. Ondan sonra e, dediğim gibi çevrede muhtemelen mandalina işte ne bileyim portakal. Abi elime bir bir, bir bir mandalina alıp oğlum bu portakal mı limon mu ne lan bu? Oğlum ne bileyim kuzeyde yetişmez ki böyle şeyler. Bu bak bir ye bunu. Bak bu küçük ama tadı tatlı yani. Vallahi ye. Alalım bundan birkaç kilo gidelim. Alalım <laughs> peki tamam. <laughs> ee, ve ardından Kendine, ya, ne atıyoruz abi? Aynen. Ve ardından barok işlemeli sütunlara. Nezaketten oyun ağzımız yanından. <laughs> e, ardından kendinizi taber atıyorsunuz? Bu arada kendinizi tabernaya doğru atarken e, köye doğru girerken şey hafif tepede kalıyor. Ondan kale. sonra e, kale. Ee, köyün içerisine girdiğiniz zaman hızlıca fark ettiğiniz birkaç şey var. Klasik bir köy. Yani öyle çok e, bu çağda şaşırtıcı herhangi bir şey yok. İşte kilisesi, şey, köyün dışında mezarlığı, ortada kuyusu, çevrede işte biraz yakınlarda işte... Acaba burada nasıl bir musibet bizim? <gülüyor> <için>? <gülüyor> ee, sadece şu. Ee, beraber girdiğiniz zaman Olaf sana hızlıca böyle içe yürürken koluyla böyle e, dokunuyor ve Şuraya doğru bak diyor. Ve siz şöyle bir şey görüyorsunuz. E, demirciyle e, oradaki dükkanlardan birinin ne dükkanı olduğunu şu anda görmeseniz de normal işte yemek ıvır zıvır satan dükkanlardan birinin arasında böyle biraz daha boşluk bir şey var. E, arazi nasıl söyleyeyim işte tarla gibi. Orada bir kamp kurulmuş. Çadırlar kurulmuş. Bir iki üç çadır. Ondan sonra ve cadı avcıları oturuyor. Ama daha önemlisi Olaf'ın sana bunu göstermesi için çok kalabalık değil bu arada. Böyle onlarca cadavcısı falan gibi değil yani. Böyle ben de... e, belgemi daha alamadım değil mi? Belgem benim için hazırlandı ama büyük almam lazım. Evet bu arada o büyük yani en azından bunlar bunları da deneyebilirsin. Yani. E, ama Yok. daha önemlisi. Ama daha önemlisi. E, orada e, cadı iki, üç 2-3 tane cadı Çadırının e, arasında dediğim gibi dört tane falan cadı avcısı var. E, bir at arabası. Bizimki mi? Ve sizin at arabanız. el, el konulmuş gibi mi? Yoksa açık böyle? Yanlarında Olabilir. duruyor yani. Ayaklarını bir yere zincirlememişler. Ama içinde oturan herhangi bir yer yani Timon'un yakınında değil. Ondan sonra ve... Abi kaç cadı avcısı var? Dört cadı falan var. Benim yüz ifaden böyle sertleşiyor. Hı hı. Dördüne birden bakıyorum. Şimdi biz geçen sınır sapında bir cadı tanıştık. Nispeten makul bir adamdı. Hı hı. Hep öyle değil. Bunlar time eğer bir şey yaptılarsa sanmıyorum team o kadar salak değildir ama ben bunlara diyorum gidiyorum bir iki adım. Anladım anladım. Pistalarız. Sıkıntı yok. Gidiyorum abi bayağı böyle şey gibi hani eceli gelen köpek cami duvarına işermiş gibi cadı avcılarının arasına doğru gidiyorum. Direkt yekten ikirciksiz. Cadı avcılarının arasına gidiyorsun. Orada e, biri e, at arabasının üstüne oturuyordu. At arabasının yanında oturuyordu yani ona da Bizim at arabası. Aynen. Ee, gö beni görünce kaç göz yapıyor mu? Tim olabilir mi bir tanesi? Seni görünce bir perception alayım. Çünkü Tim ise bir tanesi olabilir neticede bir kaş göz yapabilir diye düşünüyorum. Krit attım 23. Abi krit attın ve çok iyi aklına geldi. At arabasına oturan cadı avcısıyla göz göze geliyorsunuz. Ve cadı avcısında suratında şöyle bir ifade oluşuyor. Artık sen bundan ne çıkarırsan. Sonra şöyle. Şöyle yapıyorum. Bak şöyle yapıyorum. Duruyorum şöyle yapıyorum. Tam yanaşamadık değil mi yalan? Uzaktan yok, gördüm. Yok yok oraya 40. doğru gidiyordunuz. Birkaç adım attım şöyle yapıyorum. Neredeydi o taverna ya? Dur dur. <laughs> Neredeydi? Şuradaydı deyip mi? Tavernaya <laughs> doğru gidiyor. <gülüyor> 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 Ve Olaf böyle tabii görmemiş sana doğru şey yapıyor. Oğlum. Gel adım. gel kaş göz yaptı. Tim oradaydı gel. Tim. Gelecek o bulacak şimdi. Şey mi? Evet. Evet, evet bulacak o bizi şimdi dur. Gel şurada oturan bir bir resmalim sana, gel. İyi tamam olur. Ondan öğreniriz şimdi her şeyi. Ve geliyor. Geçiyorum oturuyoruz biz bir taverna gibi. Aynen. Tavernanın açık kısmı da var. Ee, dışarıda masaların vesaire oldu. O masalardan bir tanesine oturuyorsunuz. Çünkü şu anda öğlen vakti içeriye oturmaya gerek yok. Zaten içeride oturan pek insan da yok. Önünüze tavernaya oturduğunuz zaman hızlıca işte bira ve yemek geliyor. Yemek klasik bir yahni. <laughs> i̇şte. Ondan sonra biralar da geliyor hızlıca büyük süraylar şeklinde. Aynen. Toplamında böyle iki buçuk gümüş falan gibi böyle bir e, parayla de her şey Nerede? şey oluyor. E, Settlelanıyor. Sınırsız da birayla beraber. Ondan sonra ekonomisi var. <laughs> ve e, bir saniye. Şimdi bir problem söz konusu. Ne oldu? Şarjım azaldığı için bilgisayar fişe takmamı istiyor. Şimdi cızırdayacak. Şimdi cızırdıyor mu? Bir söyleyin bakalım. En kötü bir ara veririz. Ben şey... Aynen zaten bir onda kar verilecek bir noktadayız. Aynen. Cızırtı, Cızırtı oldu is mu? is coming. Yok a bende yok. Yeah. Yes. Aa çok güzel devam o Okey. Ve ardından tavernaya oturuyorsunuz. Ve gerçekten doğal olarak kısa bir süre sonra da bir cadı avcısının sağdaki soldaki kişilere böyle selam verdiğini ondan sonra böyle onlarla konuştuğunu ve sizin masanın başına gelip ee, beyler... Cadı avcısı değil mi? Evet. Beyler beraber bir yürüsek böyle yüksek de bir sesle şey diyor. Beyler hoş geldiniz bir beraber yürüsek mi şöyle ya? tabi ee, tabi ee, ee, biz de sizle konuşmaya gelecektik. Avcı Üstad Otto'dan haber getirdik. Tabi tabi kalkıyor. Hadi bakalım. Ve abi hanın arkasına Bizler doğru bir yandan alıp koyuyorum. Hanın arkasına doğru böyle yürüyorsunuz. hanın ambarının oraya doğru falan. Ve ardından cadı avcısının suratıyla, yani tanımadığınız bilmediğiniz bir cadı avcısının suratıyla e, tim oldu artık çok aşikar bir biçimde. Neredesiniz amına koyayım? Neredesiniz ya? Oğlum çok tuhaf bir meslek seçimi değil mi? Ben bunu sence isteyerek yapmış olabilir miyim? Seni nasıl tutmuş olabilirler. İstediğini yaparsın oğlum. Beni tutmadılar. Adam beni şeyde bu cadı avcısı beni buranın yolunda at arabasıyla kıstı, kıstırınca Herifi hallettim. İçini de arayınca halletmedim. Ama öldürme... Ya, bayılttım adamı. Ondan sonra bir tane mağarada tutuyorum. Tamam. <laughs> ne yapsam bilemedim. <laughs> ne kadardır lan? Valla ben buraya ne zaman geldim? İki hafta falan oluyor. Yarra o zaman. O adamı bıraktığın zaman açı açıkça her şey. Öldürek mi? Senin saçmalama be. Senin gerçek tipini gördü mü? Benim tipimi görmedi. Ben başka tiple yolculuk ediyordum ne olur ne olmaz diye. Adam sana saldırdı mı yoksa arabayı aradı diye mi oldu? Arabaya galiba? aramaya başladı. Bunlar ne falan derken koydum kafasına. O zaman, o zaman öldüremeyiz. Belki de iyi bir adam. Neyse giderken halledir. Tamam sen yemeğin suyunu veriyorsun anladım kadar. Veriyorum aynen. Tamam giderken bakacağız. Ama aşağı. bunlar bir noktada kullanacak. Referans veriyorlar. Bir takım isimleri tanımıyorum etmiyorum. Büy hain büyücünün bir tane yeni mi sildi Çok konuşmuyorum şey falan diyorum. Derdim var falan diyorum. Abi çok bunlar çok akıllı adamlardır bu arada. Şu ana kadar kendi gizlemem bile senin kılık değiştirme yeteneğinden. Kıllanırlar bu şekil değiştirme büyüsüne karşı da şey hani büyü yapmıyorsun sen de. Ona karşı da uyanık oldukları için hemen yani sen bu, bu kılığı kıyafeti bırak bence. Adamı arasalar bulabilecekleri bir yerde mi adam? Yani 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 bir tane Eski ayı mağarasına koydum. Ondan sonra birkaç tane de kaya düşürdüm önüne. Zar zor giriliyor. Ondan sonra böyle. Yüzünü gördün mü herif gerçek yüzünü? Yok işte başka yüzle yolculuk ediyordum. Tamam o meseleyi çözeriz. Her şey zamanınca ne oldu anlat bir bize. Köye ne oldu lan köyün ağzına sıçılmış. Abi bir gece ben işte sizi bekledim. Bir hafta bekledim gelmediniz. Dedim ki bari köye gideyim bekleyeyim biraz daha köyde artık böyle üçüncü günün dördüncü günün sonu muydu yoksa böyle ikinci hafta başında mıydı neydi? Bir sular bir su bastı ortalığı ama kimse böyle şey olmadı. Hani çok böyle yani damarlardan böyle çok hızlı aktı. Sağ sola biraz işte milletin ekini mekini şey oldu falan kuyu patladı falan dendi ama çok da ciddiye alınmadı. Sonra birinci ayın yanlış adım. Birinci ay bitmişti. Böyle beşinci haftadan falan. Ara ara böyle su baskınları olmaya devam etti. Sonra bir patladı. Her yeri su bastı. Onun ötesinde ben böyle bir şey görmedim. İnsanlar çok hani küçük su birikintilerinde boğuldular yani. Abi bizim de çok enteresan şeyler oldu. Anlatırım da bir şekilde attık kendimizi dışarı. Yani bizim için iki ay gibi geçmedi. Bizim için birkaç gün gibi geçti. Ben de işte sonrasında attım kendimi köyden bir şekilde dışarı at arabasıyla beraber. Ondan sonra... Bu geldi başıma. Dışarıda be yok dışarıda bekledim önce bir süre. Bir 3-4 gün dışarıda bekledim. Sonra köye geri döndüm. Hani belki si köye gelmişsinizdir falan diye baktım köy Arap. İşte not bıraktım ardından. Yakınlarda orası bizim, vardı sormuştum çünkü. Bizim her şeyimiz arabada mı hala iyi bir? Arabada arabada bizim kaybettiğimiz bir şey yok. İyi burada bu. avcılar ne yapıyorlar burada? Ya normal bölgede volta atıyorlarmış. Yani sadece burada durmuyorlar. Bölgede normal ha. geziniyorlarmış. Bu at ben arabasını ben bu at arabasını terk edilmiş şeklinde buldum. <laughs> Dedim onlara. Of. <laughs> oh, araba bizim desek sıkıntı çıkacak. O yüzden de bunlar şimdi buralarda büyücü var zannettikleri için, sıkıntılı bir şey var zannettikleri için bekliyorlar başında. Ben gitsem konuşsam nasıl tipler bunlar? Hmm. Çünkü Otto'nun mektubu var bende yani. Hakikaten. Otto'nun bana referans olabileceği bir mektup var. Yani şöyle, at arabasını belki alırsın ama neden bıraktın, nasıl bıraktın, işte falan hikayesini bayağı sorgularlar. Bizim meselemiz buradayız zaten. Buradan aslında şimdi çıkıp gitmemiz için bir sebep yok. Ama enteresan bir şey söyleyeceğim. Ne Biz yolda gelirken kunduz bir de tavşanla karşılaştık. Ne içtiniz oğlum? şeymiş bunlar abi? Feş, sen de Fey sayılırsın. Bana da Feyler bulundu, bu da Fey sayılır. Biz zaten Feyiz. Olayımız bu. bu. Bizim öyle bir ekibiz biz. Bold da Fey. Belki <laughs> Blink de Fey. Belki. Bilmiyoruz. Ee? ee. Bunlardan bir görev aldım. <laughs> Allah Allah. Evet. Ee, buranın Lordu. Bir Mücefer bulmuş. Ee? Bu Kunduz. Kunduz Po adında bir Kunduz işte tanıştı. Ne diyorum ben ya? Onun karısının gözüymüş. Karısının gözüymüş, vay anasının şey An yani. O gözü düşünce onun, feşte. Ee. o böyle in inci gibi bir şey olmuş. Bu da bunu kolye yapıp, e şeyini hediye etmiş. Hanımına hediye etmiş. Aynen. E Bizim onu çalmamız lazım. Allah Allah. Bana karşılığında büyü öğretecekler. Bir de tavşana <laughs> yer verecek tabii, o önemli bir mezun. <laughs> şey adında bir tavşan var. E, pay adında bir tavşan var. E, ona mekan açacak. O önemli Önemli miyiz yani? İyilememiz gereken bir iş. <laughs> yani sen diyorsun ki şu saniye siktir olup gidebilecek olmamıza rağmen aynen kalalım ki sen bir kunduzla bir tavşana yardım et. Tam o değil. Şöyle e, Max de buraya gelecek büyük ihtimalle gelebilirsin. Kendi işlerini hallediyor. Yani onu da kaybetmek istemem. Geri dönüp şüpheli de en azından birkaç gün bekleyelim. Dönerse yani çok şey bir adam hani yetenekli el iş tutan bir adam. işimize yarar baya. Yani, bir bu var. E, bir de şu var. E, burada büyük bir tehlike altınıza gidelim tabii bu arada. Ama hani sen işi kontrol altında tutuyorsun gibi biraz. Tamam da yani. artık kaç günde ha gibi davranayım ya. Oğlum cadarcısı gibi davranma. Sen şimdi ortadan kaybolsan arabaya ne zaman başlarlar? Yani bir yalan. Bunlar çok böyle bir yere herhalde. Bir yalanla çıksam bence çok kısa sürmez. Tamam ben o zaman geleyim şimdi. Ya da ben gelmeyeyim. Senin yalan söyleme şey benden çok daha fazla. Ben bu Otto'nun mektubunu sana vereyim. Benim adıma yazılmış. Notu. Sen de ki ben bir Arkon büyücüsüyle karşılaştım. Ee, kırsal alanda basit büyüler yapabilen, çok da kudretli olmayan ama lisansı olmayan kaçak bir büyücü varmış. Onu hani kendisi zannetmesinler diye bana bildirdi. Tavernada denk geldik. Adamın da üzerinde böyle bir şey vardı. El koydum. Belli ki Otto'yu tanıyor gerçekten. Otto'yu ben bilirim. Ee, ben bir oraya bakmaya gideceğim. İki günlük at mesafesinde de. İki gün gittin, iki gün geldin zaten. E, şey olur yani. O arada aramaya başlasalardı biz zaten çoktan tüymüş oluruz. At arabasını ne yapacağız? Çalacağız abi giderken. Ya da çok iyi yalan söylerim diyorsan. Güveniyorsan kendine. Ben senin büyüyle zihnini de dimahını da açayım. Gidelim at arabası da bu adamınmış da at arabasını da bana versinler. Sen bileceksin adamları sen tanıyorsun. Ne de olsa meslektaşın. taşın. Ne de olsa bir süredir aynı çorbaya kaşık sallıyorsunuz. Tabii. Ya da çalabiliriz benim kimde değil yani. Ee, tamam yani ben şimdi adamlardan gideceğim. Senin kim olduğunu söyleyeceğim. Mektubunu göstereceğim. Sana ve diyeceğim ki ben hani çıkıp bu, bu adam Bu adama büyücü alayım. bana bir şey ihbar etti. Ben bir bakayım geleyim. Anladım. Ha derlerse ki iki kişi gidin. Pek cadavcıdan öleceğini zannetmiyorum ama yollarına da çok hakim değilim. Derlerse ki garanti olsun iki kişi gidin. O zaman öbür arkadaşı da bayıltıp öbürünün yanına koyacağız. Ne yapalım? Öbürünü ne yapacağız peki mağaradaki? Ha, biz giderken salarız. Ama benim adım göt altına gider mi bu sefer? Gidebilir. Gidebilir. Senin feylere götürsek belki bir şey yaparlar adama. Hafıza şey yapmak gibi. Feydir yani. Çok iş be. Oğlum bu adam hiç kötü bir şey yapmadı değil mi? Emlisi, şimdi bizim gırtlağını gibi çek kesemeyiz yukarı. Yani şöyle arabayı aramak istedi yani. Arkadaşlarıyla konuştum mu böyle gariban büyücü falan öldürmüş müdür? Yani bana bu... bir sebep verdim. Abi pis tipler tabi Yani sonuçta cadı avcısı. Şeyde değil. Ama şimdi pis bir adam öldürmem ben. Katli bunu öldürmek katli vacip mi bunun? O kadar değil ya. O zaman yapacak Neyse o zaman düşünürüz onu da. At arabasını çalarız. Tamam. Gel gidelim şimdi beraber. Beraber gidelim. At arabası da benim deyim ben. Tamam. Benim diyeyim ya kaçtım bıraktım deyim. Elimde de mektubu. Ee, orada diyeyim ki ben bu böyle ol. Hani e, yolda da böyle bir mevzu var diyeyim iki günlük mesafede. Şurada Karaağaç Köyü var. Burada gerçekten yolda bir köy biliyoruz. Hı, hı, hı. Karaağaç Köyü var. iki günlük mesafede. Orada bir hırsızlar orada olabilir. Bir olay olabilir diyeyim. Ee, ben zaten çok iyi yalan söyleyemem ama sıçmazsam sen de lafa girersin. Ben bir gideyim bakayım falan dersin. Köy çıkışında seninle buluşuruz. Ya da sen orada suratını değiştirip gelirsin. Ama kendi suratınla da gelme. Rastgele bir yol gel. Tamam. Hadi gidelim. Ve bir 10 dakika ara. Ardından devam edelim. Hadi. Arkadaşlar 10 dakika sonra görüşüyoruz. selamlar arkadaşlar. Yeniden geri döndük. Cezalıcıları fark edip hepinize saldırdı. Ve şu an esirsin. <laughs> Öldürmüyorlar ama esir alıyorlar. Ben imparatoru öldürsem beni öldürmez esir olurlar. <laughs> Ay. Oy. Ben gerçekten bu seçim benim esir alınmamla bitecek diye çok korkuyorum. Yani. <laughs> benim öyle özel bir planım yok. Ama sen şimdi illa ki diyorsan ya beni ne olur derdest dedin. <laughs> beni alın ya. <laughs> Dayanamıyorum ya. <laughs> Hadi ben slotum hemen düşeyim de enhance için. Okey. Bence başlayabiliriz. Aha. O halde beraber Tim'le beraber Tim sen Olaf beraberce şeye doğru yürüyorsun. Hatta Olaf gelmiyor. Niye? Niye geleyim ki diyor yani cadavcıları var. Gerek yok. Nevzu çıktı. Sikerim seni de otlasın da, da çıktı böyle açık parfüm sıkar gibi ateş ediyor bize. Ne yapacağız? Tamam geleyim kanka. Geleyim. Gel. <laughs> evet. <laughs> ee, şeye doğru yürüyorsunuz. Cadavrdan ee, oraya doğru yürüyorsunuz. Sen şimdi enhance stability'yi <laughs> kendine mi yapıyorsun? Okay. Ben seçerim çünkü. Okay. Ee, geldiğiniz zaman e, Tim tabi muhabbete giriyor. Tabi o Tim değil onların gözünde. Hızlıca onların Tim'e Brock diye seslendiğini duyuyorsun. Ondan sonra ee, ve şey diyor. Beyler işte bu büyücüyle karşılaştım Handa. İşte Ondan sonra kendisi Arko büyücüsüymüş. Fakat aynı zamanda bir tane daha büyücü olduğunu söylüyor Kırda. Kendisinin de belgesi yokmuş, onun da belgesi yokmuş ama onun bahanesi var. Ee, Usta Otto ee, hatırlarsınız belki bazılarınız bu şey tarafında. Sınır sap tarafında. Tanışmıştım bir kere. Ee, onun elinden aldığı kağıt var. Mührü de vurulu. Şöyle gösteriyorum. Bana gerçek gibi gözüktü. Bir, siz de bir bakın. Ee, Buyurun bakın. Diyorlar ve gerçekten yani... Tim zaten onlardan birini uzatıyor. Ondan sonra bir tanesi bakıyor. Böyle büyüteç gibi bir şeyle de baktığını görüyorsun. Ondan sonra. Kendisine sınır sapındaki bir araştırma konusunda da yardımda bulundum yardımcı oldum yani. Mektubu okuyan kişi yani o imzalı belgeyi okuyan kişi de şey diyor. Evet, e, burada da yazıyor aynısı. Yardım etmiştim evet. falan filan diye işte belgesini alacakmış şeydi Tim devam ediyor. Belgesini de alacakmış bir büyük şehre gittiği zaman Arkon temsilciliğinden. Evet, hazırlatılmış. Evet, hem ona haber vermeye gelmiş. Bir de ne diyordun? bir de mevzu şu. Şimdi bu arkanızda görmüş olduğunuz atadaması benim atarımım. Üçü de böyle bir dönüyorlar. Sana bir geri bakıyorlar. Fakat benden çalındı. Bir sel felaketi diye anlatıyorum oradaki paranormal yerlerine girmiyorum. Hı hı. Ee, orada bir olaylar yaşandı. Belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Sel felaketi ee... deyince e, Tim lafa giriyor şey diyor. Bu bazı mülteciler geldi ya sana soruyor ama. Bu bazı mülteciler geldi bize e, yani bu köye e, sel felaketi falan dediler. Aynı şeye mi referans veriyorsun sen? Ee, öyle ama ben felaket olduğunda orada değildim. Ben dediğim gibi dışarıda e, bazı e, nadir bulunan otları toplamak için ormandayken e, bu olay olmuş. Bir geldim, birisi arabamı çalmış. Tabii peşinden geldik buralara kadar. Fakat şunu fark ettim, öğrendiklerim, araştırmam sonucunda. Ortalıkta büyü öğrenmeye çalışan ama arkonda eğitim olmayan Potansiyel olarak tehlikeli başka bir kimse var. Ben bizim gibi saygıdeğer bir imparatorluk kurumunun adının kirlenmesini istemeyeceğim için ve bir büyücünün başıboş başı boş bir büyücünün ne kadar zararlı olabileceğini en iyisiz bilirsiniz. E, bunu bildireyim. E, at arabasını alayım. E, sizin sağlığını yani kurtarmışsınız arabayı. E, bir taraftan da e, size bu büyücüyü bulmak konusunda yardımcı olayım dedim. Yardımım da şu. E, Ak -Ağaç köyü var. Pardon, Karaağaç köyü var. Karaağaç. Evet. Kara Karaağaç Evet kara ağaç e, köyünün oralarda görmüşler büyücüyü. Sizden aslında birisi ya da birileri atması yapıyorsanız gidip orada soruştursa kendisini bulurlar. Kendisi benim arabamdan zannedersem bir şeyler çalmıştır. Eğer girip bakmama izin verirseniz e, arabayı aldığımda ne çaldığını da söylerim. O kişiyi de cebinde onları yakalayıp bulursunuz efendim. Deception diş atayım mı? <laughs> Şöyle bir deception'ı alalım. Avantajlı atıyorsun. Ee, en ability'e atıyorum. Yani i̇ki tane üst üste krit attın. Artık bir Allah belamızı verecek. 19. Zar ortalarda. Şey evet, avantaj atmamışım. Bir daha alalım. Onu da krit <gülüyor> <at>. <gülüyor> O da crit fail. Ee, evet, olsun 19. Ama tabii 19. Böyle böyle kendi aralarında böyle bir şey ediyorlar. Duruyorlar ondan sonra. Ee, tamam büyücü. Biz bir konuşalım aramızda. Sonra sana haber ederiz. Sen bekle tavernada. Ne oldu dediğim gibi. Ne yapacağımızı söyleriz Biz sana diyor. Bizimle görüştüğüm yerde geçiyorum Bay Brok. Aynen. Orada bekle. Ve aralarında konuşmaya başlıyorlar. Bir bir de dördünü alayım. ben, ben tabii ki hemen e, boldu. Yüksek bir yere geçirip hani bir ağaca çömeltip bunları izletiyorum hani. E tabi. Onun gözüne geçiyorum. Hı hı. Böyle bir sinir, bir şey, hani anlaşamama... Hı hı. D4 mu istedin? Aynen. Hemen geliyor. Netice 2. 2, yaklaşık 20 dakika sonra. Ee, Brock yanına geliyor. Ben gidiyorum, e, şeyi almaya, e, o büyücüyü... Vazifeyi. Tabii. Büyücüyü aramaya. Ben de at arabasını almaya gidiyorum o zaman. Ee, onun için de sana birkaç bir şey soralım dediler, hani içinde ne var falan filan. Kitaplar var mesela, hangi kitaplar falan, bilirsin zaten senin araban ya. Yani. Tabii ki canım, bir şey değiştirmediysen. Aynen. Yok. Gidiyorum yani. ben. Ben şeyi yakalamaya gidiyorum, o büyücüyü. Benim ne? büyünün zamanı geçiyor da Brock'cum, ben, ben gidiyorum. Tamam, <laughs> ee, Nerede buluşuyorum? Bu <laughs> tavernaya gel. Düzgün bir suratla gel. Tamam. Tamam. Evet. tamam. Diyor ve çıkıyor. Ee, ve sen adamların yanına gidiyorsun. Aynen. Merhabalar. Ee, selamlar. Ee, belge gerçek. Evet. Ee, diye sana uzatıyorlar. Bir cadı avcısıyla iş yaptığın için, bir cadı avcısı üstadıyla iş yaptığın için ve senden dostlukla bahsettiği için... Kıymetli haliyle istedir. daha fazla şüphelenmemize gerek yok. Yalan evet, söylediğini düşünmüyoruz. Yine de tabi sağlam kaza bağlamak lazım Muhakkak her şeyi. Ee, o yüzden içinde bir kitaplar bulduk. 5-6 tane kitap. Tabii. Ee, bir say bakalım onlar. Yazarı nedir, hemen ismi sayıyorum. nedir? Tabii tabii hemen sayıyorum. Ki hiçbir derdimiz kalmasın Büyücü Bey. Bir saniye rica edeceğim hemen. Tamam, şöyle bir notlarıma diyorum. ulaşayım. Ya adama, adama demiyorum bunu. <laughs> evet şöyle bir gelelim. Şuradan da inventorimizi açalım. Tabii ben ben şey benden zeki canıtım benden zeki arkadaşlar. Tamam. <laughs> o bunları ezbere biliyor. Evet şimdi çantada bir tane eski lisanda yazmış tuhaf bir ritüel kitabı olduğunu görmüşsünüzdür. Dini metinler var bazı yazmalar onları tarif ediyorum. Eski bir zincirdar mektubu Kendisi tarafından almıştım Üstad Alkarin diye bir zincirdardan Okuyabilmiş olmanız lazım Aynı zamanda zincirdarların Tarihiyle alakalı bir kitap var üzerimde. Aynı zamanda yine zincirdar Tarikatla alakalı bir zincirdarın günlüğü Evet bu zincirdar mevzuna meraklısınız gibi Tabii tabii benim ihtisas alanımdı Bunun yanında Kuzeyli dili ve edebiyatı Evet İlginç ee... meraklar <laughs> Evet, bunun yanında e, nomlardan nomlara nomlarca adında bir tinkering kitabı. Bunun yanında Zahiriyenin ince detayları isimli e, Üstad isim benzerliğinde e, tuhaf gelecek. Üstad Otto tarafından tabi bambaşka bir Otto e, yazılmış Zahiriyenin ince detayları isimli bir e, tamam, kitap tamam, daha sayayım mı? Evet. Tamam yeter. Dediğimiz gibi belge zaten gerçek olduğu için bu bir sürü şeyi tabii. kolaylaştırıyor. <laughs> ee... Sen o yüzden. Arabanı al ama dikkatli ol arabana. İçinde sonuçta bir sürü büyüyle alakalı malzeme var. Tabii. Evet. Ha onu diyecektim. E, arabada kurt boğan otunu buldunuz mu? Ot. Ve örümcek e, ağı. Biraz örümcek ağı olması lazım. Vallahi otlar bulduk. Ama yani çok sıkıntılı bir şey görmedik. Hayırdır? Bir bakayım izninizle. Giriyorum bakıyorum. Yes, kurt ki. boğan otu Örümcek ağı. Normalde bunlar benim çok kullandığım büyüler değil ama çıkıyorum. Heh. Bu kurt boğan otu e, Sayın Avcı. E, bazı basit büyülerde kullanılır. Örümcek Ağa'da web büyüsü için kullanılır. Bunlar çalınmış. Bunları o büyücünün üzerinden bulursanız anlarsınız çünkü. Tamam. Tamam. Evet. Otuna bokuna e, bakarız Benim ne kadar? Atıma bakmışsınız o kadar. E tabi at. Falan e tabii at sonuçta sen gelmeyedin. Yeni bir atımız olacaktı. Yapacak bir şey yok. Ee, hayvancağıza yazık sonuçta. Evet yedirdik, içirdik. Sıkıntı yok. Ee, hediyemiz olsun. Ee... aa çok çok evet. tamam. Değil, sikir, gidiyorum. Hadi. Onlar da zaten biraz şey mondalar Hadi hadi gölge etme yeter. Atı, ata gidiyorum, şey yapıyorum. Korktun mu aslanım? Korktun mu kuzum? <laughs> he? Korktun mu? Evet, <laughs> evet. Bunlar çok pis insanlar. <laughs> Aynen. Senin itikadında bir değişme var mı? Dur bakayım sana. Büyü? Büyücülük? İyi tamam. Bunu doktrin edememişler olur. <laughs> Dedim belki atlarla konuşuyoruzdur. Ve ardından şeye doğru gidiyorsunuz. Tavernanın önüne çekiyorsunuz. Tavernanın önüne çekiyorsunuz. Yani tavernanın ambarına çekiyorsunuz. Çıkıyorum at Çekiyorum bir güzel. Hı -hı. Gerçekten bir eksi yok değil mi içinde burada? Tim getirdiği için yoktur. Evet şey evet. Ama evet yok. Yani çünkü at arabası köydeki hikayede doğal olarak başlamadan önce zaten normal şekilde duruyordu. E, başladığı andan itibaren de hep Tim'le beraber olduğu için. E, haliyle e, problem olacak. Yani böyle çalınma bilmem ne vesaire olacak bir durum yaşanmamıştı. O yüzden bu açı, e, bu açıdan şanssınız. E, i̇çinde herhangi bir hana şey yok. Handa oturuyorsunuz. Birkaç saat geçiyor. <laughs> o, da, o da tutuyor. Efendim? Yani bu gece burada geçeceğimiz kesin oda tutuyoruz. Tabi. Eee oda için yine 5 gümüş yeterli oluyor diyorlar. Tek oda veriyorlar Bir altın başımız daha gelecek. Evet. E, Diyoruz. Üç kişilik bir oda. Tamam üçüncü, yat üçüncü yatağı mı atalım işte büyük mü, büyük odam verelim diye soruyorlar. Büyük odam verelim. Tamam o zaman 1 altın diyorlar. Tamam. Ondan pazarlık yapmıyor. Ondan sonra. Onlar da şaşkın pezimlik yapıyorlar. Bayağı paranın var bu arada. 1363 altınım var. He ee, keşeyi döndü işte. Neden? Çünkü bu sene ödememe gerek yok. Hmm, doğru onu iptal ettiler. Aynen. Yoksa ben bunu şey için biriktiriyordum doğru, normalde. İptal ettiler. Evet. E, neyse. E, ve işte büyük bir oda hazırlıyorlarsa akşama kadar falan bekliyorsunuz hatta öyle söyleyeyim yani böyle bir. Ben beklerken ona şey diyorum ya çok düşük ihtimal ama bir baksana buranın demircisinde büyülü falan bir silah varsa yatırım yapalım sana alalım. Yani basit böyle büyülü. Hani büyülü Bakayım. olması yeter. Bakayım. Ya da daha iyi yani sen zırh giymiyorsun bildiğim kadarıyla ama herhangi bir ihtiyacın vardı giderelim burada ya. Yani. Bir sorayım bir sorayım ee, çıkarsa şey. Ya da hiç olmadı javelinlerin ucunu gümüşlet diyecektim de şimdi sen de kaşıntı yapar. Gerek yok <laughs> ee, komik yapar. Kaşıntı yapar aynen. Sanki sana koymaz gümüş. Sana kaşıntı yapar bana. ne normal metal de koyar bana. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor. Ee, bakalım ee, bir şansını denesin. Artı bir, bir balta bulursa şans eseri. Şöyle e, magical yok. Yani artı bir kendinden <laughs> var ama magical olanı yok. Ha, master var. Onu almaya para almaya değmez. Okay. Ee, ve ardından da geri geliyor. Dediğim gibi akşama kadar bekliyorsunuz. Saat artık böyle 9-10 civarına geliyor. Han artık dolmuş. Dışı da içi de vesaire. Zar oyunu oynayanlar falan. Ve ardından... Ben de oynuyorum. Ben barbut oynamak istiyorum. Barbut oynamak istiyorsun. Peki abi. Atayım mı bir tane? At abi. At, ne atayım? Yani şöyle burada aslında şey e, zar oyunu oynuyorlar. E, o klasik işte 6 zar işte 1'ler 3'ler. Farkıl oynuyorlar. Aynen. O çok güzel oyundur bu arada. Şeyde oynadın Aynen değil mi? Kingdom Come'da çok alıştım. Evet, Ondan sonra. Ne yapayım atayım? Bir, bir şey atayım. Tamam şöyle 6 tane e, D6 at. Atıyorum. Eee 100, 300. 5'leri de alırsak. Ya ben 2 5'i alırım. Bir de 2'de 2'de 1'in var alabileceğin. 2 5 2 1'i alırım. 2 tanesi bir daha atarım. Aynen. At abi. Bayağı da iyi geldi zaten. Evet. Baş. Baş aldım. Aynen. Karşındaki adam atıyor şimdi. <laughs> İkisini atmasam daha iyiydi aslında. Değil Aynen. Yanıltın konularını bilmiyor. Karşındaki adam hızlıca yok ediyor seni ve bir altın kepiyor senden. Olsun benden eğlenme oynamıştım okay. onu da düşün. Ve o sırada arkanızdan ee, şey bir adamın ee, iyi giyimli ondan sonra şey olmayan. Ee, herhangi bir böyle işte kirpas bilmem ne gibi bir görüntüsü olmayan varlıklı bir adama benzeyen bir adamın e, senle beraber senin yanına senin ve Olaf'ın yanına oturduğunu görüyorsun. Abi otururken kollarımı açıyorum daha gelmesine fırsat vermeden. Kollarımı açıyorum ve diyorum ki o eski dostum kardeşim Dugiles Dumbledore hoş geldin. Bu isimle gez bütün ay. Cadı avcılarına vermiş benim arabayı. <laughs> Douglas Dunkelberg. Hadi bakalım. Böyle e, suratında e, gıcık bir gülümsemeyle arkadaşım Dunkelberg'a bir e, bira getirebilir misiniz acaba? Hoş şey Hancı da bağırıyor. Hoş geldiniz Sayın Dunkelberg. Aynen Douglas Dunkelberg. Douglas Dangleduck. Uzaktan gelme adı biraz tuhaf evet. Tabii. <laughs> Hancı böyle şaşırmış bir şekilde şey diye soruyor. Bay Dunkelberg nerelisiniz? Ee, pek bir alışkın olmadığımız bir isim bu. Cevap ver. <laughs> Böyle duruyor. Anlat anlat. Cüce ee, diyarından ben cücece isim. Cücece. A, Douglas kıldık. Evet. Taş demek. <laughs> ya. Taş. Ya. <laughs> ya Tim. Oğlum arabanın her tarafına ilahiyat çökmüş. <laughs> ne yapayım? At beni gördü. At beni gördü. Yüzüme doğru böyle sure kişnedi böyle. <laughs> Sen dua et. Yakmadılar mı? arabayı. Sen dua et. Yakmadılar arabayı. <laughs> Neyse ben gittim. Adamın kıyafetlerini bıraktım. Adamın arasına, Iplerini... Adam o zamandan beri çıplak mı lan orada? Çıplak dedim. Yani üstüne battaniye gibi bir şey attım. don atlet falan. Abi adam işte. peki ne durumda? Adam <laughs> seni aldı. <laughs> Kötü canım <laughs> kötü yemek yedirmek için bana ağzını açtığım zaman devamlı küfrediyor öldüreceğim seni diyor tanrı laneti üstüne çökecek diyor paramparça edeceğim seni diyor Altıma hiç <laughs> ama bir işte şey üzülme o da daha kötüsünü yapmıştır yani bu hani öldürülmeye hak etmeyen bir cadavcısı olsa da büyük ihtimalle görevi çiçek dağıtmak değil. tabi tabi Önüne dağıt olsun yani. Ben zaten devamlı şey diyordum ya kusura bakma hani yapacak bir şey yoktu. Yanlış denk geldik. <laughs> aslında anlaşabiliriz falan ama hiç oraya buraya gelmiyor. Paramparça edeceğim seni dörde böleceğim. Çıplak ellerimle boğacağım. <gülüyor> <gülüyor> Asla kaçamazsın. bu da beni, Bu da beni alıkoyduğunda. <laughs> Olaf. Ee, bu da... Onunla da böyle bir mazimiz var yani. <laughs> da <bir> <laughs> bu da Burada gelip var mı? Olaf <laughs> <Hadi gülüyor> biz <bir> yandan... geri... Olaf <laughs> şey Ben o kadar abartmadım. Yani ben... <laughs> Kısa sürede bizim aynı yol yürüyebileceğimiz belli olmuştu. <laughs> belli ki bu adam biraz daha dirençli. Tim devam ediyor. Ne yapacağız? Öldüreceğiz mi bunu? Çok korkunç şeyler hayır, söylüyor. Hayır. Tabii senin yüzünü bilmiyor ki oğlum. Söylesin ne olacak? Ne Öyle Tabii de cadı avcısı koklar koklar bulur diye korkuyorum. Hiçbir şey olmaz orada. O sen zaman korkma bağlı korkma bırakalım nasıl? orada. Ölür oğlum. Salak mısın sen? Nasıl yapacaksın? Ben onu güzel bir uyutacağım büyüyle giderken. Hı hı. Güzel bir uyutacağım büyüyle. Hem de biz kasabadan çıkarız. Bir gün iki gün kırsalda takılırız. Hemen biz gittiğimiz gibi de gelmez. Bir iki gün kırsalda takılırız. Ee, sen de öyle yalandan bir şey yaparsın. Hatta belki ben gelir kurtarırım adamı. Bu daha iyi. Ben zaten Otto'nun şeyiyim yani. Ben gelip kurtarırım adamı. Aa derim bak derim büyücü derim bir şeyler derim. Allah Allah. Tamam da adam at arabasını gördü. Kurtaramam. O zaman ee, çok doğru söyledin. Tamam adamı salıveririz işte. Sevmediğimiz birinin tipine girersin sen. Ben adamın gözlerini bağlarım ki seni görmesin. Aynen. Uyuturum ben adamı. Ama uyutursun sonra öyle yapar. Tamam. Ellerini <laughs> sen uyutur giderin. Nasıl bokun içindeyiz? Neyse şimdi senin, Davşan'ın ve Kunduz'un için... Kolye mi çalacağız? Evet. Dugiles. Var mı planın? Davşanlar benim değil bu arada. Dangıldak. Bay Dangıldak. Var mı planın? Ee, şöyle. Sen gidip çalacaksın. Neyi? Oğlum sen Kim oğlum Git, şekil değiştirebiliyorsun kimlerden şekil... Karısı gibi ilk oyunu Oğlum şekil değiştirebiliyorum diye ben sanki her kapıdan Alkışlarla mı içeri alıyorlar beni <laughs> Öyle olmuyor <olmayı gülüyor> mu Hayır ben, ben kimin şekline girdiğimde Ortamda kimin bana ne diyeceğinin de Zihnini okuyamıyorum ki Canıt'ın <laughs> Tamam kesin içeri girecek biri gibi Ulak gibi giydirelim seni Eee <laughs> <laughs> Gir içeri al gel Oğlum ulak gibi lordun karşısına çıktım Bir anda boğazına mı attı çökeceğim <laughs> Öyle Şaka yapıyorum Bir şekilde çalarız mı oğlum. Önce bir gidip kaleye girmenin bir yolunu bulacağız. Ben büyücüyüm bir yolunu bulurum diye. Yani gizli girmek değil. Lord'un huzuruna <laughs> çıkmanın bir yolunu bulacağız. <laughs> nerede olduğunu bakacağız. Boynunda mı? Boynunda değilse odasında mı? Cefer kutusundadır falan. Sonra bir şekilde ya seni kılık değiştirmen ya görünmez bir şekilde beni. Ya belki rahat bir yerde kalırsak operasyonda ben bunun gözüne geçip bolla dalarım. Blink var. Yani aslında biz hırsızlık konusunda bayağı iyi bekliyoruz. Yani aslında bu, bu yola sebat etsek atarsak... Hani her büyük şehirdeki imparatorluk bankası sonra soya devam edebiliriz hayatımıza. Olabilir. Ben işte biraz gerildim bu cadı bağlı bekliyor ya. Açık söyleyeyim mi? Benim ona etmek istiyorum derdim. Benim otoriteyle akıl almaz bir problemim var. Belli, belli. Yani şey fikri çok hoşuma gidiyor. Kadın gidiyor kutusunu açıyor. İnci küpesi yok mesela zil takıp oynayalım çok biz de değil, değil mi? mi? Biz çünkü dünyayı kurtardık. Aynen. İyi, ama büyü öğreneceğim ben karşılığında. Hepimize faydası olacak. <laughs> neyse tamam. Tamam. Baktık yapamıyoruz bırakırız oğlum ben de. Hayatımı bu göreve adam, adamış değilim yani. Öyle tabii ben neyse işte. Kolay bir yöntem buluruz. Ben değerlendireceğiz. Ben mevzusu yüzünden gerildim zaten. Yoksa çalarız bence de çok sıkıntı değil. Gerilme cadı avcılar ne olacak ya? Yani? Neyse. Çok akıllı bir adam olsa cadı avcısı olmaz. Doğru. Neyse tamam ben yatmaya gidiyorum o zaman. Gerginim zaten gideyim biraz rahatlayayım. Tamam ben üç kişilik oda tuttum Douglas. Teşekkür ederim. tamam. Kalkıyorum ben o zaman. Kalkıyor ve şöyle varıyor. Kardeşim ya. Ya sen işte böyle bir adamsın. Hancı işte burada gördüğün büyücü kardeşim. Slip atıyorum. Slip atıyorum. Çaktırmadan böyle hop. Slip atıyorum yandan. Adam böyle. Çok işti çok. Çok işti. Yavşar, Tercih Teraz atıyor orospunun <laughs> çocuğu. Hadi Olaf ın. kaldır onu karının oru. Çok işti arkadaşlar, çok içti. Herkese bira. Bir, e, ben Ondan Duglestan. Hadi. Hancı arıyor. <laughs> Duglestan herkese bira. Duglestan amına. Duglestan gıldak. Duglestan gıldak. Odaya çıkarıyorum. Uyandırıyorum. <laughs> Uyanmıyor. Ya, Büyüyle uyumuş. <laughs> Tam uyanınca, <uzun>. uyanınca uyanır kendisi. <laughs> tamam. Ve ardından gece. Yani bir şey olarak olarak. Yok hayır yani dinleniyoruz. Ben de dinleniyorum. Okey. Ertesi sabah normal uyanıyorsunuz. Ee, herhangi ekstra bir şey yok. Parasını ödediğiniz için kalmaya devam ediyorsunuz. Ee, Sen deysin. Ee, sabah kahvaltıda oturuyoruz. Aynen. Bu ee... Bakmıyor sana. <laughs> ne yapacaktın lan? Dün? Doğru söylüyorum. Bir akit diyecek. Ben kitledim. Aa. Komik. <laughs> Gördün mü? Biz de bugün çok, çok değiliz aç delis. Mesela... <laughs> Neyse. Ya şimdi aklınıza bir fikir geliyor mu beyler? Biz bu kareye nasıl gireriz? Ben Olaf yandan şeyle giriyor. Ben böyücüyüm de git gir. <gülüyor> 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 ne diyorsun oğlum. <laughs> Çoğu zaman bu yöntem işliyor. Evet de. Ya kimmiş buranın lordu? Sen bir bir söyler buradasın anlat. Ben hadi. buradayım. Ya Lord Wilfrid diye bir adam. Evet. Nasıl bir tip? Narenci. Bu turunç adamın ana mevzusu. Parasını kazandığı mevzu. Buradan tüccarlar geliyor. Turunçları alıyorlar. Köylere işte kentlere mentlere gidiyorlar. Ondan sonra... Ticaret anlaşması yapacağız diye gitsek yer mi? Yer mi derken ne kadar iyi yalan söylediğimize bağlı ama ticaretle uğraşan bir lord yani. Ama benim büyücü olmamın hiçbir anlamı kalmıyor onda. Bizle sohbet etmesini sağlayacak... Um... Bir yanında bir şey var mı? Ee, biliyorsun hane büyücüsü yoksa yok mu? Onu duydun mu hiç? Hane büyücüsü, büyücü diye bir şey duymadım. Duymadım. Ama buradaki ticareti yürüten bir tane adam olduğunu gördüm. Genelde böyle Kahyası. Aynen. Kahyası. Kahyası adı neydi adamın <laughs> adı? Çıkartacağım. Theodor. Heh Theodor. 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 Şöyle biz bu Theodor'u bulalım. Ee, ben ona diyeyim ki Bölgedeki diyeyim, ormanda bazı araştırmalar yapmak istiyorum, Arkon adını, şahsi bana ait, ormandaki hayvanlar derim, faunası derim, bir şey derim yani, hı hı. bunun için de izin almak istiyorum, saygıdeğerli ordumuzla bir görüşme talep ediyorum, kendisi eğer beni huzuruna almak isterse, bir büyücü olduğumu belirtirim, kudretli bir büyücü olduğumu, istemezse de bana bu konuda izin verir misiniz derim, bir şansımız deneriz, bence ister, o olmazsa başka bir şey deneriz, ne dersin? Mantıklı bence. Gel bulalım şu ama en pahalı kıyafetlerinizi giyin. Olaf şey diyor üstümde. Tamam oğlum saçın tara. Şöyle <laughs> Tamam Olaf benim korumam. Bu hikayeden devam ediyoruz. Ee, sen çok saygıdeğer birine benziyorsun. Sen, sen de ben ahbabız. Ee, sen beni bu bölgeye yönlendirmişsin. Ben neydim? Dugidas Dangledak mıydım? Ne? Dugidas Dangledak mıydım ben neydim? Dugilas Dangıldak. Dugilas Dangıldak ya. ya. <laughs> Vereceğin ismi sikeyim canatın ya. Tamam Dugilas Dangıldak. Aynen. Tamam. Dag diyeyim bir sana. Dag de Dag ha. Şahtım şahbaz Doug. oldum Dugilas Dangıldak biraz çünkü hani şüphe uyandırabilecek bir isim. Zorlayıcı biliyor musun? Zorlayıcı bir tık. Evet. Ee, gidelim. Kalkıyoruz ve bu şeyi arıyoruz. Kahya'yı. Abi gidiyorsunuz. Eee... Siz bir büyücü olarak zaten kalenin kapısına geldiğiniz zaman bir büyücü ki adam kaledeki kalenin kapısındaki muhafız. Hop. Efendi, durun bakalım. Ee, diyor. Ondan Haberi sonra görüşmek istiyoruz. Ee, kimle? Kahya Bey'le. Kahya Bey. Ee, ne diyeyim? Ee, ben Arkon büyücüsüyüm efendim. E bu meselelerden ince bir şey. Işte... Ondan sonra gidiyor ve yaklaşık bir 15 dakika sonra o gidince yanında başka bir adam var mı? Duruyor tabii başka. Sen de aşar. Şaka yaptım. Diyorum adamın yanına doğru gibi. Tütün var mı? Yukarıda adam sorun üstünde. Tütün var mı? Ee, var. Nereden alabilirim kasabadan? Aşağıda dükkan var. Yemek memek de satıyor. Her şeyi satıyor. Bir pipoluk atsana be. Böyle anlamamış yani. kendisinden hani kendisinden hiçbir büyücü... Tütün istememiş herhalde ne olduğunu anlayamadığı için. Öyle yapıyorum. Ee, kesemden edecek parayı atıyorum. Bir gümüş mü? Bir gün ya da birkaç bakır mı? Ne kadar eder? Yani birkaç bakır gerçekten bu Birkaç bakırı tutuyorum zihnimde. Ben telekinizi yapabiliyorum ya. Yani. Onu böyle yukarı doğru uzatıyorum adama doğru. Al bunları. Ha, tut tut bunları. Elini böyle koyuyorum eline. Ver tütünü bana. Aynen. Evet. Aşağı doğru indiriyorum kuvvetli büyücü olacağımı hani bu sözü yaymak için anladın mı? Lord'a gitsin. Lord'a kuvvetli büyücü desinler bir duysun. Yoksa ben şovcu değilim yani. Adam altına sıçtı. Ama, hoşuma gitti. Şovcusun. Halbuki çok basit bir hiçbir işe yaramaz. Yani. <laughs> Tütün aldım o kadar. <laughs> Ve bir 15 dakika yani sonra gerçekten... Şöyle yakıyorum. <gülüyor> bu... <gülüyor> Sen öyle yakmadan önce şöyle bak tam. Sen tam yakınca şöyle oluyor. <laughs> Sıradan halk böyle çok küçük büyüleri bir bok zanneder. Ben burada hayvani bir böyle divination büyüsü yaparım. Geleceğe görürüm anlamazlar. Ya şu boku şuradan tezeyi buradan buraya taşırım. işte <laughs> İşte insanlar gördüklerine inanıyorlar Jonathan göremediklerine değil <gülüyor> <gülüyor> falan gibi böyle bir anda Olaf'tan beklenmeyen birlikte bir laf ediyor Olaf. <laughs> Tim de sen de Olaf'a bakıyorsunuz. Olaf Allah kahvaltı niye? Olaf şey diyor ben de bilmiyorum. Derken bir 15 dakika sonra şey geliyor. Ee, kahya olduğu belli olan ondan sonra kıyafetinden de tavrından da adam geliyor. E, hoş geldiniz beyler. Abayım merhaba. Merhaba. <laughs> Jonathan Weaver merhaba, memnun oldum. Ben de, de Teodor. Yakında dostum. Memnun oldum Bay Teodor. bir zamanınız var mıydı bir 5 dakika konuşabilsek? <laughs> tabi tabi buyurun gelin buyurun gelin diyor İçeri geçiyorsunuz Geliyor. kapı açılıyor at arabasıyla içeri giriyorsunuz e, Olaf ve at arabasının yanında beklerken sen inip adamın ofisine doğru adamın arkasından yürüyorsun çok önemli bir soru Şimdi kraliyet böyle soylu ailelerde falan çocuklar, mocuklar, genç kızlar, genç çocuklar, olanlar falan olduğu zaman o çocuk da olsa onun tipinden, etrafındakinin davranışından belli olur. Hı hı. Avlu'da böyle bir genç hı hı. E, şey mensubuna, soylu aile mensubuna, genç bir soyluya görebiliyor muyum şansım? Bir perception da alayım. Çünkü babasına en rahat o gider yani. Avantajı gelecek. İkini alalım. Okey. Sekiz. Sekiz. Uzakta bir kalabalık görüyorsun sadece da Artık şansımızı deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ee, sırf şov olsun diye. Ee, sanki çantamı düzeltiyormuş gibi. Büyük kitabımı atıyorum. Ama büyük kitap burada tak diye duruyor havada. Çantamdaki bir şeyleri değiştiriyorum. Sonra kendisi gelip geri giriyor çantaya. Bunu ama insanlar görsün de çok keyifli yaptım. Yani böyle hani hı hı. Bir şey, etrafta bir şey da değil. insanların baktığı belli. Sadece kimin baktığı tabii e, senin adına hala muallak. Şansa belki de cadı avcısı şey bekliyor olabilir. Adam da bu <laughs> arada tabii baktı. Theodor da tabii baktı. E, ardından çok da ilgilenmeden içeri onunla beraber girdiniz. İçeri girdiğinizde adamın ofisi sağ solunda işte bazı belgeler, parşömenler, kitaplar. E, önünde çeşitli parşömenler, mürekkep Mum vesaire belli bir çalışma alanı. Ondan sonra adam masasına oturuyor, Seni de karşısına doğru eliyle işaret ediyor. Ee, hoş geldiniz, ee, buyurun. Hoş bulduk. Ya çok zamanınızı almayacağız. Ee, ne demek e, buyurun. Mert dur. Ee, eminim işleriniz vardır. Ee, öncelikle çok güzel bir yermiş burası, gerçekten. ben Teşekkürler. sağ yedim. Çok Teşekkürler. Ee, meyvelerimizi denemenizi öneririm. Evet mandalina tadına baktık. İlk defa duydum mandalina diye bir şey. Öyle mi? Mandalino. Çok güzelmiş. Yani çok diğerlerini güzel deneyeceğiz. Portakal suyu var handa. İlk defa handa portakal evet, suyu içtim. Evet. Çok güzelmiş oldu. Sağ olun. Şey, şimdi zamanı çok almayacağım için konuya gireyim izninizle. Şimdi ben bölgede, özellikle akarsular, sular, akar beslenen bitkilerin özelliklerine Hı. dair bir araştırma yapmak istiyorum. Bu da kırsalda bir süre zaman geçireceğim ve şehirden de öteberi ihtiyaç işte erzak falan alacağım anlamına geliyor. Ama şimdi bu büyülü bir araştırma olduğu için hem yerel halkın e, büyülü işlere karışmaması adına hem de eee sorduğumuzdan izin almak adına Hı -hı. E, Hı -hı. size geleyim dedim çünkü normalde teamüller budur. Yani bu topraklarda yapacağım için bu araştırmayı toprağın sahibine evet. gitmekte. sahibi de Mermer Saray'da oturduğu için en azından vekilen sahibi olan evet. Lordumuza gelmek lazım diye düşündüm size söyleyeyim dedim çünkü kendisi benimle görüşmek ister mi isterse ben çok müteşekkir kalırım Ona da yardımcı olmak isterim bu arada bir derdi varsa eğer büyüyle çözebilecek. ama istemezse de sizden bu izni alıp devam edebilirim yani Şöyle bu tarz bir araştırmayı özellikle bu bölgede yapmanıza dair Arkondan bir belgeniz bir şeyiniz var mı? Çıkarıyorum bir belge ve birazcık şey yapacağım bundan softballlayacağım hayır bir belge yok ama bu tarz araştırmaları yapmak konusunda yetkin olduğuma dair bir belgem var diyorum ki gerçekten de büyücü belgem var. Hı -hı. Ee, orada da yani araştırma yapabiliriz şey Hı -hı. gibi. Böyle sana polis e, koronada dışarı çıkma izni sorar sen valilik izni çıkarırsın falan <laughs> tamam gibi. Ee, yani şöyle e, yani tabii araştırma yapma izniniz genel olarak vardır ama haliyle bu topraklara dair spesifik verilmiş bir emir olmadığı için bunun kararını verecek kişi lordumuz ee, onu da lorddan alacağız o sebeple geldi tabii ee, doğal olarak benim verebileceğim bir izin değil bu ee, o yüzden e, ben kendisiyle bu akşam e, bunu görüşürüm siz evet. e, bu süre zarf içerisinde isterseniz aşağıda kasabada kalabilirsiniz Evet biz bir yere yerleştik bile zaten. Hı -hı. E, dostum Doug'la beraber. Korumam da var. Hı -hı. E, hatta e, şöyle dikkat söyleyeyim. Dikkat edenler başka bir şey var mı? Yani, cadı avcılarını gördük. Hı -hı. E, onlarla da gire gelmez konuştum ki yani, Hı -hı. E, sizin gibi birinin bir memurun son isteyeceği şey büyücülerle cadı avcıları arasında çıkan bir O konuda rahat olsun. Kendileriyle konuştum. Aramız iyi. Bir sorunumuz yok yani. Anlıyorum. Tamam dediğim gibi e, ben bunu Lord'umuza danışacağım tabi. E, Lord'umuzun takdirine ne zaman sunabilirsem ve o da ne zaman bunu uygun görürse veya görmezse sizi bilgilendiririm Tabii. mevzuyla alakalı. Küçük ee... bir şey eklememe izin verir misiniz? Tabii. Şimdi cadı avcıları her ne kadar biz buradan geçiyoruz dediyse de burada toparlanmışlar. Ee, belli ki bir şey var. Bilmiyorum akıl yürütmek benim haddime değil ama ben buradan önce sınır sapındaydım. Yani kendimi övmeyi de hiç sevmem. Ama böyle hani o sırada da poz kesmeye çalışıyorum fakat büyülü meselelerde oldukça uzman birisiyimdir ve buranın gelirken havasından aldığım şeyle beraber etrafta şeyler, orman ruhları belki kerestecileriniz bir cin görmüştür belki balıkçılarınız göz kenarıyla hareket eden bir şey görmüştür falan bazı şeyler olabileceğini düşünüyorum bu konularda tamamen bedelsiz biçimde iyi niyetli araştırmamı isterlerse sayın lordumuz ben bu isteğini de severek yerine getiririm. Herhangi bir şekilde bizden faydalanmak isterse biz buradayız. Zira hepimiz Arkona vergi ödüyoruz nihayetinde değil mi? Bu vergilerin geri dönüşün kullanmakta e, soyluların haklıdır. Soylu hanedinin hakkıdır yani. Öyle tabi. Ee, haksınız. Ee, bu da yine tabii lordumuzun kanaatinde olacak bir şey ama ekleyeceğim kendisine. Dediğim gibi Peki oldu mu böyle şeyler? Efendim? ...keresteciler falan bir şey gördüler mi? Konuşan hayvanlar vesaire. Açıkçası tabii bunları sizinle paylaşmam için e, tabii, erken, erken erken. Anlıyorum tabii tabii çok doğru. Kusura bakmayın ben hani bazı şeyleri biliyorum ama bazı bazı, Ne demek? E, çok abartmadıkça soru sormakta bir sıkıntı yok. Cevabıyla tatmin olduğunuz sürece. E, dediğim gibi ben lordumuza ileteceğim bu maruzatınızı. kendisini kendisinin tabii yoğunluğuna göre ya ...kendi sizi huzuruna çağıracaktır... ...ya da ben size haber edeceğimdir. Bekleyin siz aşağıda kasabada. Bekleyinler kastım bu ertesi günde... ...birkaç günde sürebilir. Ee, o süre zarfı içerisinde de herhangi bir şey yapmaya... ...başlamamanızı rica ediyorum. Tabii tabii ayrı. Yani Meyve yiyeceğim. meyve. Afiyet, yiyeceğim. Olsun, afiyet olsun. Çok güzel kek yapılır... ...meyvelerimizle. Ee, Onları evet, öneririm. Anladım. Reçel yapılır. Onları öneririm. Ee, Bazı yerlerde... ...böyle işlemler hızlandırmak adına... ...küçük bağışların etkili olduğunu deneyimledim. Ee, i̇htiyaç olur mu acaba? Adam böyle şey diyor... ...bağış tabii yani... ...geniş bir kavram hani... E, ...manalı... ...olanları. Tabii. Şöyle... E, ...buraya gelirken gördüm çok... ...yollarınızın bazıları çamur, atların nalları çabuk eskiyordur diyorum. Cebimden beş altın çıkarıyorum. E, bu atların nalları için... Sağ olun. Sağ olun. Hanemiz böyle katkılara her zaman tabii açık. Tabii ki tabii ki. Lord'la yüz yüze görüşürsem böyle katkılar gelmeye devam edebilir. Evet. Lord'umuza ileteceğim kesinlikle sizin çok nasıl söyleyeyim bilge bir büyücü olduğunuzu. Bilge bir büyücü çok olduk. teşekkürler. Hadi çok teşekkürler. Görüşmek üzere Bay Görüşmek Baytere. üzere. Çık... Çıkarken de şey yapıyorum böyle. Tabii bak böyle Kahrayı bağlayacak. aslında bunlar yönetir. Nereden biliyorum? Romanlardan. Roman okudum. Çok sen de çok bambaşka bir adamsın gerçekten. 5 dolar çok az mı verdim? Çok hiçbir fikrim yok. Gidelim. Dolar yani belli ki 5 altın <laughs> belli ki şeymiş. Yeterliymiş ama çok mu fazla bilemiyorum işte. Gidelim. İşte. Diyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Ve tam burada da bu haftalık oyunumuzu sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz Düşmet. için. Düşmet. Ee, efendim? Düşmet. Düşmet. Özellikle e, yayınımızın başında yaşanan teknik yok oluşlara katlanıp bizle beraber keyifli bir e, seçine eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Zincirsiz'i daha önce izlememiş olanlar var ise Zincirsiz böyle bir seri. E, devamlı canıtının başına, e, başkasının başına gelemeyecek şeylerin geldiği bu oyun biraz komik ve tatlıydı ama hep böyle olmuyor. Çok tabii. karanlık şeyler de tabii, işte. evet. spoiler vermeyeyim evet, şimdi. Tabii. Ama Canat'ın neşeli bitip. tip. Yani Canat'ın neşeli Canatın neşeli tipi. arkadaş grubu iyi, iyi insanlardan oluşuyor görmüşsünüzdür onu. Pek öyle insan öldürelim bir şey yapalım gibi bir durumumuz yok. Evet. Ama başımıza çok kötü çok karanlık meselelerin geldiği de oluyor. Yani şey gibi düşünmeyin. Hani bir ucu gördük daha önce Yakut'un ederinde şimdi de öbür uçta Yok. çiçekler içinde geziyoruz gibi değil. Ee, ben gidip 5. bölüme geri döneyim mesela mantıklı bir tercih. Ee, dediğimiz gibi ama e, zincirsiz de tonu böyle olan bir seri özellikle böyle büyücü macerası bol biraz da bol büyülü, bol fantastikli. Çünkü biraz da fantastik evet. tonu da e, Fantazi tonu da yüksek bir seri. Ee, Aa Blink'i yani. görmediler evet. Ama Blink'i prelog'da gördük. Evet. Blink, Blink prelog'un zaten başrollerinden Evet. Ee, yani o açık 13 tane mi? 2 tane de bölümümüz var. Evet. İlginçse onları izleyin mesela. Kanalda geriye giderseniz Zincirsiz'in ilk yıl 2 ya da 3 bölümü herkese açık biçim değil mi? Öyle bir şeydi. Ee, bir bölüm i̇lk 2. bölüm açık herkese? Eee 2 tane oynamadık mı ya 2 bölüm? Şöyle ilk 3 bölüm bizim oynadığımız prolog bölümleri sanırım açık değil. İlk bölümü serinin ana şeyin. Ha evet, prolog açık değil. Doğru. Aynen. Doğru hatırladım. Bir de bu yani şu an kaçıncı bölüm? Şu an 27. bölüm. O zaman açalım mı prologları mı? Ey açalım. Ey evet, tamam prologları açıyoruz lan. Ey tamam. Hatta şu anda evet. yayında yapıyoruz. Şu anda prologları açıyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda Buradan da yapıyorum. duymuş olalım. 3 ee, prolog var bir de üzerine yani. Evet. Hani bu listede sayısına sayısının dışında 3 bir de prolog bölümü evet. var. Prolog izleyin. Ki prologlarımız çok keyifli. Yani Meryem de bize rüşvet vermiş 55 TL. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. De. Aynen. Yani bu seriye girmediyseniz arkadaşlar Buyurun girin. Ha şeyi söylüyordum bu arada. E, prologlar bir de ekstra keyifli. Yani evet. bol e, gülmeceli, eğlenmeceli e, bölümler, prologlar. O yüzden de önerilir arkadaşlar. Büyük Arkon şenlikleri. Bak prologun son bölümü. Evet. Evet. Ay ay. Abone olamıyorum bu çok can sıkıcı. Hüseyin sen yeterince Abi, beklersen yine her şey bir anda büyülü şekilde sana açılır belki. Ama işte Azerbaycan'dan niye bize abone olmuyor ya? Yani? Bilmiyorum. Çok saçma. Başkalarının abone olabiliyor mu acaba? Bize özel bir şey değildir herhalde. Abonesin zaten değil misin? O hediye edilen abonelerle öyle gözüküyor. Hediye abone. aboneler de onu buldu adam. Evet. <laughs> Gerçekten. Bizim aboneliğimiz hala yani... 40 lira değil mi? komik ya e. Aynen öbürü de 5 TL. Evet, kalsın ya olacak. Bir zam yapmayız diye düşünüyorum yakın zamanda. Evet. Çünkü artık naneymiş evet. bir para olduğu için onu yani, 80 yapsak da evet. bir para. Şey evet. ee, şeyle yaparız. Yazın bir daha bakarız. 40 da işte. artık şey ama zaten. Artık yok yani hani. Komik bir para evet. Neyse. Ee, bu arada arkadaşlar yakında muhtemelen çok iyi bir duyuru gelecek. Evet. Güzel planlarımız evet. var. Mayıs'taydı değil mi? Evet. Yıllardır beklediğimiz şey. O yüzden Mayıs'ta İstanbul'a gelecek gibi ayarlayın kendinizi. Bence de öyle. Şöyle söyleyeyim. Bir gün mutlaka. Evet. <laughs> İstanbul'a gelecek gibi ayarlayın kendinizi Mayıs'ta. Mayıs'ta Mayıs'ta bir şeyler evet. olacak. Evet. Mayıs Mayıs'ta, Mayıs'ta e diyoruz ki bir gün mutlaka buluşacağız Mayıs'ta belki buluşacağız İlginç şeyler Aynen. olacak ee, dediğimiz gibi teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için aynı şekilde önümüzdeki günlerde de yayınlara devam ediyor olacağız ha sözü hatırlatalım yarın gece sahur sols yarın, evet, gece, yarın gece buradayız buradayız yarın gece sahur sols yarın gece sahur sols ben de izleyici olarak chatte olacağım arkadaşlar. Evet. Ankara ne zaman? Ee, abi bizim başka ilde bir de bir şeyler yapacak bir Ağustos. kitlemiz yok. Ağustos abi. Ankara Ağustos'ta. Aynen. Aynen. Aynen öyle. O halde hepinize iyi geceler arkadaşlar. Yarın evet. gece Sahur Souls'ta Görüşmek üzere. Ben burada olacağım. Burada.